artık siyah yasaklandı. Kartuşu bitmiş bir fotokopi şeklinde karşımızda duruyorsun. Sıkıldım ya. Sokakta böyle çok kız var. Sıradansın yani. Üzerime gelen bir tavus kuşu gibi o etek. Ben hani beğenmediğim zaman Aygün, o güzel oluyor. Aygün, ben beğendiğim zaman hani Aygün, siz bile geçtiğinizde olay bambaşkalaştı. Seni kulağın duyuyor mu? Seni kulaklarını yıkamaya göndereyim mi ben? Öfkelendiğim zaman duyamıyorum. Bana bir tavır almışsın bakıyorum. Ayol, bir şey yapıyorum. Bir kıskançlık seziyorum senden. Kıskançlık mı? Evet. Ben mi? Seni mi? Evet. Sen buradan en kısa zamanda gitmezsen benim adım da Buse diye bu kadar söylüyorum sana. Ben Türk toplumunda bulunan bir bayanın bu şekilde 70 milyon karşısına çıkmasına karşıyım. Bence insan istediği gibi giyinmeli. Senin haddine mi onun nasıl giyindiğine göre karakter yargısı çıkarmak? Ben şimdiye kadar hiçbir dekolte verecek kıyafet giymedim. Mayo giyeceğim dedin şey gala gecesi. Giymedim. Mayo giyeceğim dedin. Ben öyle bir şey giymedim. Ben giyemedin, giymedin ben... değil. Hayır, giyemedin anam, giyemedin. Her gün farklı bir şey giyiniyorsan ama senin tarzı ne bilmiyorum. Yani bu bir tarz değil. Hı? Bu bir stil değil. Üç Fikri'ye de yazık ettin. Evet, evet, yani Fikri içine oturmuşsun, güller dikmişsin. Senin tavırların çoktan değişti. Ya, star havalarına girdin sen. Star havalarına. Aha, daha hey, buraya hey çıkmadan önce yemeği bile gözlükle yiyorsun ya. Şaka gibi. Kalığı kaldırırım ayağa. Bu ortaya çıkar. Elimde bu makas var ya, bu makas. Nereden başlarım biliyor musunuz? Bir de elbiseden değil. Heyecanın dorukta olduğu bir gün yine bugün efendim. Ekran başına hepiniz hoş geldiniz. Bu tarz benim diyebilmek için, Türkiye'nin en tarz kişisini seçmek için biz buradayız. İşte şimdi herkes hazırsa bu tarz benim başlıyor. Bakalım nereye kadar. Korkma, her şeyin bir çaresi var. Görüşmeyiz ölene kadar. Sende bir sürü değişiklik var. Bakalım nereye kadar. Korkma, her şeyin bir çaresi var. Görüşmeyiz ölene kadar. Terk edilmek çok zormuş, vazgeçilmek çok zormuş. İnsan aşktan resmen soğuyormuş. İndir aşkımı daha, daha indir, indir. Terk edilmek bedava. İndir aşkımı daha, daha indir, indir. Vazgeçilmek bedava. Bakalım nereye kadar. Korkma, her şeyin bir çaresi var. Görüşmeyiz ölene kadar. Sende bir sürü değişiklik var. Bakalım nereye kadar. Korkma,
Vazgeçilmek çok zormuş. İnsan aşkına resmen soğuyormuş. İndir aşkımı daha, daha indir. İndir terk edilmek bedava. İndir aşkımı daha, daha indir. İndir vazgeçilmek bedava. Evet. Farz değil diyorsun. Verdim bile oyumu. Ama bu kadar da hızlı kesilmez ki. Konuştum ben. Konuştum sen kestim. E tamam o zaman. Alındı. Devam edelim. Yok yok. Sen sadece şu tavırlarından dolayı kazanıyorsun. Yoksa bana göre hiç tarz değilsin. Ve hiç olmadın da. Sen tembelsin bir defa. Tembel. Ay çok merak ettim çocuklar. Nasıl beğendiniz diye. Ha çok merak ettim yani kızın güzelliğine kapıldınız herhalde. Abi kayrana napsın, bize de napsın, bize. Biz birbirimizi çok sevdik, kaçıyoruz bize, kaçıyoruz yarimle. Hazırsanız kızlar başlıyoruz. Hazır mısınız? Evet. Bir sesinizi duyabilir miyim? Evet. Özellikle en hazır olan kim, Nazlı mı mesela?
Galiba. Hadi bakalım Nazlı, bekliyoruz seni. Nikahın imamını da kıyarım hükümetini de, sabrına başlarım sükunetine de. Çalsın davulu zurnası bizim havadan, oynar elbet birileri üst tarafından. İmamını da kıyarım hükümetini de, sabrına başlarım sükunetine de. Çalsın davulu zurnası bizim havadan, oynar elbet birileri üst tarafından. Siyah beyazların kadını. Evet, çok seviyorum. Seviyorsun, belli. İnşallah haftaya iki yıldızla başladım. Öyle devam eder. Etmese bile o iki yıldız bile bana çok iyi moral oldu. Moral oldu değil mi? Evet, yaklaştıkça rahat uyudum biraz daha. Canım benim, biraz daha alıştın. Alıştım, evet. Peki, bir kombinasyon yapılmış. Evet. Bilmiyorum, gene kendin mi uğraştın, daha sonra anlatırsın ama önce nereye gidiyorsun? Benim bir tane abim var. Pek evlenmeye niyeti yok ama yine hayallerde buluşalım. Evet. Kız istemeye gidelim. Aa, abine kız istemeye gidiyorsunuz. Evet. Gündüz, gece? Akşam işte. Akşam. Böyle bir ciddi sohbet. Tamam. Ne çok abartı, ne çok özensiz. Öyle yani şey, bir görümcü olmayayım diyorsun. Yani daha sıcak olayım, daha doğal olayım doğal istedim. Doğal olayım. Aa, öyle yani. Arkadaş gibi. Onun aynen. Onun böyle rahat. Hafif evet. Şıklık yaptın kendine. Yani daha bakalım düğün olacak mı olmayacak mı belli değil ya. Ha. Verecekler mi vermeyecekler mi, hemen hazırlık yapmayayım baştan. Çok fazla. Beklenti yükseltmiyorsun. Yani. Güzel fikir. Peki dönelim bakalım. Var mı Nazlı'ya yorum? Evet Öykü. Ben istemeye gitmesi için çok günlük buldum kombinini. Bir de anlamıyorum ya, hepimiz genciz burada, neden siyah beyaz? Yani ben artık renkli görmek istiyorum. Hepimize özellikle. Yani belki çantan renkli olsaydı en azından bir renk olurdu. Yani kombin olarak güzel ama ben konsepte pek uygun göremedim. Çok günlük buldum yani konsept, yani kombinini. Ya valla dediğim gibi çok şatafatlı bir şeye kaçsaydım biraz saçma olurdu bence. Yani şatafat değil de ne bileyim, hani bir elbise olabilir. Ya da ne bileyim bir renk olabilir. Yani onun sohbet dışında, havasında bir görüşme olacağı için hani nişan olsaydı evde kendi aramızda daha farklı bir şey olabilirdi. Ama düşüncelerin için teşekkür ederim. Sen de bugün renklenmişsin. İnşallah aynı değişimi biz de yaşarız. Nazlı, pantolonun boyu kısa. Yeleğinden şifon çıkmasaydı daha çok severdim. Çok şık bir yelek. Çantana hiç yakıştıramadım. Daha şık olabilirdim, beğenmedim. Yani kombinle uygun bulmadım. Pantolonun paçası uzundu. Terziye yaptırdım. Sonuç böyle bir sonuç. Daha kısa bir topuklu tercih edeceksin o zaman. Ya ben önceden ayarladığım için son anda değişiklik yapmak istemedim. İlla ki hatalar olacaktır. Öyle. Pantolon paçası kısa dediler. Evet. Ayakkabısı gözüküyor. Çekiştir bakalım biraz daha. Olur mu acaba Edil, çekiştirsek? Pantolona gelene kadar bence daha bir sürü şey var. Çıpıtı çarşısına dönmüşsün. İçinden tül çıkıyor. Kollarında zincir. Çantanın zinciri kolundaki zincire binmiş. Çantan ayrı bir telden. Gömleğin ayrı bir telden. Zaten pantolon dışında bir şeyle seni henüz görmedik. Hep aynı türün. Sen beni pantolon dışında bir şeyle görmedin mi? Ya şu aralar hep benim, ben seni pantolonla hatırlıyorum. Pantolon bu dışında ceket, her şey yaptığım için. Ay demek ki hiç dikkatimi çekmiyorsun. Pantolon dışında her şey yaptığım için artık pantolon falan giyersen ben iyi olur demişlerdi. Ben seni hep pantolon ceket türevi şeylerle hatırlıyorum. Pantolon belki de bilmem dolayı. Sen bence bir hafıza doktoruna, beyin bence doktoruna, bence ben de o kadar dikkat almadığım git için hatırlamıyorum. Neyse bak, burada bir program çekiliyor. O yüzden dolayı sana karşı bu zamana kadar çok sessiz kaldım. Sen bugün içeride de bana iyi patladın. Dışarıda benimle bu şekilde konuşamazsın. Burada da yapmaya çalışıyorsun bir şeyler. Bu şekilde yorumlarını yaparken saçma sapan benzetmeler kullanmazsan. Saçma sapan değil, çıpıtı çarşısı kötü bir şey değil. Yani çok karışıksın ya, demek istedim. Tamam, geç ergenlik yaşıyor olabilirsin. O yüzden yorumlarına ergenliğimi dikkat çok güzel yaşıyorum. Ergenlikten çıkmak gibi bir çabam da yok. Sen yorumları kaldıramıyorsan bu benim suçum değil. Ben mi yorumları kaldıramıyorum? Evet, kaldıramıyorsun. Vinçle aldım sana bunları kaldırmak için. Emin ol, insanlar bu zamana kadar duyduğun şeyler karşısında gerçekten çok sabırlı kalmışsın diye geri dönüşüm yaptılar. O yüzden kaldıramıyorsunu ben kabul etmiyorum. İnsanlar senin yakın arkadaşların galiba, seni üzmek istiyorlar. Yakın arkadaşlarım. Hı-hı. Yok İdil'cim, ben sana başka bir şeyler söyleyeyim. Edemiyor mu İdil? Hayır, kötü bir şey söylemedim. Çıpıtı çarşısı derken çok karışıksın demek istedim. Bu kötü bir laf değil. Yok, ben daha önceden yaptığı yorumları dikkate aldığımda hep saçma sapan benzetmeler. Bana karşı beni olumsuz lanse edecek bence durumlar. Bence ben gayet güzel benzetmeler yok, yapıyorum. Yok, ben eleştiri kaldıramayan birisi olsaydım. Niye güzel olduğunda emeğine sağlık, güzel demiyor muyum? Ben eleştiri kaldıramayan birisi olsaydım bu programa zaten gelmezdim.
dışarıdakiler gibi ahkam keserdi. Gelmişsin ama çok kaldıramıyorsun. Algıda emin ol, ben senden daha iyi bir düzeydeyim. Yok canım, benim algılarım sonuna kadar açık. Daha gördüğünü bile anlayamıyorsun sen. Gördüğümü ya. Gördüğümü anlıyorum, ceket işte çıpıçı çarşısı. Ne zaman ceket giydim ben? Anlıyorum işte. Sen de Ninja Turtle gibisin, alnın dar şu anda ve onu takmışsın tamamen. Alnımı Ninja Turtle'sın yani. Alnımı ben yapmadım yani. Canım, yaradan yaptı. Ona olabilir, çözüm yok. Olabilir, o zaman ona göre eşyalar kullanacaksın. Ona göre derken ona göre yukarı mesaj ona mı yok? Ona göre kullanacaksın. Çarpıl kalacağım burada, çok konuşma bence. Ona göre seçeceksin. Ben senin kişisel özelliklerine yorum yapmıyorum ya. Şu an burada. Sen yapıyorsun, ben her gün aynaya bakıp bir kere şükreniyorum, sen de den arada ben bunu. Kendime göre giyiniyormuşum. Biraz inanarak yaşa. Ben kendime, sen benim inançlarımı sorgulayamazsın. Sorgulamıyorum. Senin beni bilen bilir. Benim kişisel sen bilme, özelliklerimi sen de sorguluyorum, olur. Senin haddine senin değil. Senin gibi 19 yaşında haddine daha değil. Hayata yeni atılmış bir insanın bu şekilde konuşmasını doğal karşı. Ama sen kaç yaşındasın? Sen bundan 35 yaşındasın. 6 yıl, evet, emin ol çok şey değiştirir. Evet, gelişim babaanne gibi ruhum da ona geçmiş. Evet, senin gibi olmaktansa babaanne gibi olmayı tercih ederim. Senin gibi saygısız seviyesi olmaktansa babaanne olmak iyidir. Haklısın, hayırlısı canısı. Haklısın. Hayırlısı gülüm, her şeyin hayırlısı. Ay ağız. Üslubun gerçekten süper, tam sana niye layık. Niye bu gülüm üslubunu herkes kullanır, çok da severiz. Sana çok yakışıyor. Canım, sen çok elitsin, senlik. Pardon, sen çok iyisin. Ben halk elitinden bir insanım, sen çok elitsin. Ben elitim demiyorum, ben kendimi iyi yetiştirdiğime inanıyorum. O zaman ağzıma ne senden laf senden daha düzgün konuştuğum kesin. İnsanlarla dalga geçer gibi lafları sakız yapa yapa böyle canım, ciciğim, bilmem ne. Ben belki o seviyede olmak istemiyorum seninle, ben sen izin vermiyorum. Sen seviyorsun diye değiştirecek halim yok. İzin vermiyorum sana. Senden izin mi istedin? Benimle konuşuyorsan dikkat edeceksin. Senden izin istedim mi oldu? Neyse İdil, yeter. Bak gerçekten bu zamana kadar söyledikleri dayanamıyorsan bana sataşma, yanlış tuğladasın. Burada sana kimse bir şey söylemiyor diye. Sen hep söylüyor, kimse bana bir şey söylemiyor. Ben buraya çıktığımda 10 tane el kalkıyor be burada. Allah aşkına sen monolog yapmayı biliyorsun, diyalogdan hiçbir şey anlamıyorsun. Gel bir iletişim dersi vereyim sana. Kullanmaya başladım ben, oralara tabii, gelemeyeceğim. Tabii, ben tabii, 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 tabii. Sesini yükselterek, bağırarak, fazlaca konuşarak ses insanların üstüne çıkıyorsun. Sanırım sen spikerlik eğitimi aldın, ondan biliyorsun. Ben bilmiyorum onlara. Ah tamam İdil'cim, teşekkür ederim. Sağ peki, ol. Peki Ece'm. Görümce, la 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 la. Bebeğim, sen kendini izlemeye başladıktan sonra biraz sanki bizlere karşı tavırların değişti. Bir size şey karşı değil, misin? Hayır, size karşı değil. Ben bazı yorumlar karşısında haksızlığa uğradığımı ve sessiz kaldığımı düşündüm. Bundan sonra öyle yapmamayı planlıyorum. Değişik sizle bir alakalı bir şey başladım. Değil. Yok işte senin seçildiğin reklamın markası batar. Yok işte babaannem gibisin. Yok işte Tarkan seni görse konseri bırakır bilmem ne. Sen bütün insanlara da söyleniyor. Ya ben sana karşı hiç bu kadar acımasız çıkışlarda bulunmadım. Ya bir dakika, ben bulunmadım. Konuşuyorum. Bak değil. Burada herkes aynı şey söyleniyor. Sen tamam. Yemekhanede bile gözlük tamam. Oturuyorsun. Senin tavırların çoktan değişti. Ya, tatlım star havalarına girdin sen. Star havalarına. Ben hey, buraya hey. Çıkmadan önce yemeği de bile gözlükle yiyorsun ya. Şaka gibi. Benim belki bir rahatsızlığım var. Belki ağladım, gözlerim şiş. Bir şey söyleyeceğim. Senin rahatsızlığın İdil, bir susar mısın? Sen benim dün bir dakika, ne yaşadığımı bebek, biliyor musun? Senin gözündeki rahatsızlık kendini izlemeye başladıktan sonra mı çıktı? Merak ne ediyorum. Alakası var? Arkadaşlar dün ben özel bir olay yaşadım çok ve bunu başka havadaydım paylaştım. Bugün. Kimseyle iletişim kurmak istemedim yanlış bir şey yapmamak için. Bu kendini kadar. İfade edemediğini ayrıca, düşündüğün için mi çıkar hayır, çıkmaz hayır, bu kadar hayır, fazla? Hayır, hayır, hayır. Ben sadece bu zamana kadar yapılan yorumlara karşı, İdil'in bana yaptığı yorumlara karşı sessiz kaldığımı düşündüm. Bugün kalmak istemediğime karar verdim. O zaman burada verdim. Cevap ver. İçeride niye patladın bana? Durup dururken içeride patladın. Sen hayır, sen durup ki, dururken beni tersledin. Işte, ben seninle konuşmuyordum bile orada. İçeride biz toplantı yaparken... Ben işte efendim sadece bana söz hakkı verdiğiniz için insanlar beni yanlış anlıyor. O yüzden bana kötü yorum yapıyorlar. İnsan sana söz hakkı verildiği için değil. Sen dilinin ayarını tutturamadığın için insanlar sana dilimin neden ayarını senden mi öğreneceğim? Contacımsın sen, karşı, sen mi sıkacaksın? Al işte bana karşı konuşurken tabii ki ben tamam da bunu sana sorgulamak düşmez ki. Ben orada düşüncemi belirttim. Ya sen orada bir çıkış söyle, yapmak zorunda beni değilsin. Beni bir şeylere benzetme. Değilsin anladın benzetme mı? Ya. İstediğim şeye benzetirim. Benzetemezsin. Benzetirim. Benzetirsen gayet seviyeli yorumlar yapıyorum. Çıpıcı çarşısı kötü bir şey değil. Aygün'e sözlük lazım, sana da bir tane alalım o zaman. Ben o sözlükleri çok okudum, sen merak etme. Sana da sözlük lazım, ona da lazım. Sen de anlamıyorsun, sen o da anlamıyorsun. Sen her şeyi biliyorsun, kimse senden başka bir evet, şey ben her şeyi biliyorum. Söylediğim her şeyi biliyorum ben. Yaşına veriyorum, ben de senin yaşındayken böyleyim. Peki arkadaşlar, sen benim yaşındayken böyle olamazsın. Tamam. İstemem zaten. Başka yorum var mı? O bunlar senin omuzlar için değil bence ya, hiç güzel olmuş. Tamam, bir daha kullanma. Kaldırmamış omuzları. Peki Nazlıcığım, hazır mısın güne gitmeye, Ayşe'ye, istemeye? Kafamız karıştı. Hazırım, hazırım. Hadi bakalım. Şimdi modanın en efsane isimlerinden biri Coco Chanel'in bir sözü var. Dünyadaki en güzel renk size yakışan renktir diyor. Bu renkler sana yakışan renk değil Nazlı. Yani
senin tenine, senin güzelliğine daha canlı renkler giyinmen lazım. Ama sen hep soluk renklerle, yaşlı renkleriyle, olmayacak renklerle karşımıza çıkıyorsun. O yüzden ben önce renginden bakıp onu hiç beğenmediğim için gerisi hakkındaki yorumları diğer jüri üyelerine bırakıyorum. Teşekkürler hocam. Evet, yani bir defa bugün kesinlikle bir şey söylüyorum, altını çiziyorum. Benden puan almak istiyorsanız, ayakkabı dahil siyahla kombin bile görmek istemiyorum. Karaları bağladınız, içimi kararttınız. Gençliğinizden, ay ben eve gidince sizin yüzünüzden morlar, allar giyiyorum. Aynalara bakıp yanaklarımı da pembe koyacağım neredeyse. Gözleriniz kara, üstünüz kara. Ay öldü, yediyi de tamamladık, Fatiha dedik. Onun için sana söyleyeceğim hiçbir şey yok. Ben de söyleyeceğim yok. Bir defa o kolundaki apoletleri, o tasarımcı. Ah ben bunları yapanları bir bulsam zaten. Kurşun rengiyle işle ve onu da koy oraya. Eşeğin sırtında bir kelebek. Eyvah. Yani eşek sen değilsin ama. Tabii. Ama yani öyle duruyor. Al bir kelebeği koy kafasına onu. Onun için de içimi kararttın gene. Bir de hakikaten sana çok yakışıyor diye söyledik devamlı bu saçın bu. Bir de buradan da mesaj veriyorum kızlara. Güzel olmanız için hepinizin saçları beline kadar olması gerekmiyor. Yani beline kadar saçlar hepinizin uzun, hepinizin aynı. Ya birinizin burada olur, birinizin burada olur, birinizin kısa olur, birinizin dalgalı olur, birinizin başka türlü olur. Nedir bu hepiniz makineye koymuşuz böyle aynı ekmek hamuru gibi çıkıyorsunuz yani. Sokaklar hep aynı. Düz saç. Uzun, kara, bir de makyaj yaptırtırken nedir yani? Ben makyajı çok seviyorum, ayrıca de saklamıyorum. Şu anda bende de makyaj var. Ama yani hayatında hele kadın olsaydım, devamlı kapkara makyaj böyle, ay gören korkar sizi. Peki Helena. Helena? Bana dedin zannediyorum. Helena ne diyorum da? Bir isminden var mı senin? Helena yok, diye. Yok, tarz, tarz. Ben saçtan ya. Ya. Bitirdin beni Umut. Ya Nazlı. Ne kadar güzelsin. Ama hala tarz bulmuyorum. Yani senin tarz hala bilmiyorum. Her gün farklı bir şey giyiniyorsan ama senin tarz ne bilmiyorum. Öncelik bu pantolon biraz bol. Senin için burası ama aynı evet. zamanda kısa. Bu çanta hiç olmamış bu kıyafetle maalesef. Bu kemer hiç sevmiyorum, sevmedim. Yani tarz bulmadım maalesef ama çok üzüldüm ya, ne kadar güzelsin. Ne ama önerirsin ya, gerçekten... mesela Coco, ne önerirsin? Mesela çok kısa boyun var, bu evet. pantolon yani olmamış. Yani skinny jean çok daha güzel, daha renkli bir şey yani. Sade, siyah bir kıyafet giyiniyorsun ve bu üstünde hiç sevmedim yani. Senin tarz görmek istiyorum. Senin tarz ne? Yani sizi dinlemiyor gibi olmasın gerçekten. Biraz daha relax, rahat olabilirsem. Evet. Ne zaman rahatlayacaksın? İşte elenmezsem inşallah. Elenmezsem rahatlarım artık diyorsun. Yani terbiyesizlik gibi gözükmesini istemiyorum. Yani kıza söylüyoruz, söylüyoruz, dinlemiyor gibi. Peki nedir yani hazırladığın kombinlerin hep... yetenekli değilim bu konuda. Bu renklerde ve işin içinden mi çıkamıyorsun yoksa bir sponsorun mu var, nedir durum? Sponsorum yok. Her şeyimi başından beri kendim yapıyorum. Ama normal hayatımda da çok kullandığım renkler, evet kendimi açmam gerekiyordu. Biraz renkli kullanmak istedim. Onda da yanlış parçalar seçtim. Komik görüntüler ortaya çıktı vesaire. Artık şey diyor annem falan, ben yardımcı olacağım sana bu saatten sonra diye. Yavrum Amerika baştan keşfedilmez. Siz şansı devrin çocuklarısınız. Elinizde laptop, internet diye bir alet var. Girersin, bunun moda kanalları var, onlar var. Her şey. Bakarsın senin gibi, çünkü hiçbirimiz biliyorsun hani kendimizi tek zannediyoruz. Tabii. Hayır, muhakkak bir benzerlerimiz var. Benzerlerimiz dünyada var. Bakarız yani benzerlerimiz bu renkte, bu tende, bu saçta. Neler giyiyor diye biraz ilham alırız ya. Siz yeni devrin şanslı çocuklarısınız. Karşıma gelip de kimse bakamıyor değil. Sen tembelsin bir defa. Tembel. Cemil Bey'in dediği gibi ben de bayağı böyle size bakıp bakıp şok oluyorum. Ben 32 yaşına geleceğim. Evet. Tarz değil diyorsun. Verdim bile oyumu. Ama bu kadar da hızlı kesilmez ki.
Ha? Konuştum ben, konuşuyordum. Konuştun, sen kestim. Tamam o zaman. Neden kestim? Senin yüzünden. Hayır, neden tamam. kestim? Senin yüzünden çünkü kızılderili hale girdi bu kız. Tamam. Alındı mı? Devam edelim, yok yok. O bebeğim benim. O bebeğim benim, burnu kalktı havaya. Bu düş, bu düş. Ya, yok bir şey olmadı. Yok bir şey olmadı. Ne oldu şimdi? Olmadı. Benim. Ben size bir şey demem yok. Ben gideyim. Gideyim mi? Bir dakika, ne olduk anlamadım. Nedir olayın, nedir? Ters değilsin. Ben de beğenmedim, tamam. Koko sen de var oyunum. Beğenmedim yani, sizi gördükçe biz kendi aramızda kavga ediyoruz artık. Peki, teşekkür ediyoruz Nazlı, üzgünüz. Teşekkür ederim ben de. Serpil Cansız geliyor, evet. Nereye böyle? Nereye? Arkadaşım geldi Ankara'dan. Evet. Onunla beraber sinemaya gideceğiz. Sen benimle konuşuyorsun fakat gözün hep Cemil İpekçi'de. Hayır, onlara aşık, bakıyorum. Yemin enerjik. Ederim. Yemin ederim aşk. Yani sürekli burada bana konuşuyor mu? Yani oradan bir şey alacak mutlaka ve onu geri verecek, satacak. Ben onun resimlerine bakarak uyuyorum zaten gece. Belli bir şey olduğunu görmedim, zannetme. Burada ben yani öyle şekil itibariyle duruyorum sadece. Sizinle konuşuyor. Gel sen sus, gözlerim konuşsun. Tamam. Ben anlıyorum tamam. seni. Beğendim diye yani. Ben de konuşuyorum fakat beğendim Cemil. Nasılım bugün Cemil? Nasılım? Cemil bugün. Bak şey giymedim Cemil'ciğim. Kötü de olsam. Yani burada iç ses bu. Evet. Cemil ben ayakkabı bak, pantolon Cemil bak. Allah. Hele müzik harikasın. Duyunca. Şimdi Allah. Siz seviyorsunuz ya onun dans etmesini, müzik geldiği anda. Cemil. Buradan da geçecek. Bir tek Cemil'in. Bak. Neyse, evet, durum anlaşıldı. Sinemaya gidiyorsun. Evet. Cemil beğenir mi sence seni? Beğenmese bile olsun. Olsun. Her şey ne gelecekse ondan gelsin. Resimlerine sarılıp mı yatıyorsun Cemil İpekçi'nin? Hayır, sarılmıyorum canım. Bakıyorum. Yorum var mı sinemaya giden bu arkadaşımıza? Ya ben seni çok uyumlu buldum. Ama evet. Çantanı hiç beğenmedim. Çok babaanne çantası gibi duruyor. İçindekini de hiç sevmedim. Keşke daha böyle yakası dökümlü bir şey giyseydin. Efendim? Daha dökümlü bir şey giyseydin keşke. İçinde daha saran bir şey giyseydin. Transparan. Yani ama altın güzel duruyor. Yakışmış sana. Teşekkür ederim. Serpil'cim, sinemaya giderken bebeğim niye transparan giymiyorsun? Ya sinemada da seksi olmayayım dedim ya. Çantanı da beğendim. Böyle film hanım, izleyeceğim çünkü beni hoşsun. İzlemeyecekler. Öyle mi? Evet. Beğendim bebeğim seni. Teşekkür ederim. Evet, var mı başka yorum? Bir baktınız kaldınız Serpil'e kızlar, beğendiniz galiba bugün. Serpil'cim hadi bakalım, bekliyoruz seni. Bunlar kedi. Benden mi başlayacağız? Evet. Buyurun. Tamam. İçindekine yıldız mı var? Siz vermezseniz diye bugün bari üzülmeyeyim diye. Kendi yıldızımı kendim. Ne kadar zekice bir fikir. Güzel. Bir de aynı renklerdesiniz Umut Eker'le Serpil, bilmiyorum. Evet, kısmen bende beyaz yok. Evet. Ama neredeyse aynıyız, bak. Bak 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 bak. Bak. Böyle bir... Renk kardeşliğimiz var. Bu tarz benim kardeşliğim. Ama bende beyaz yok. Kapattım. Evet. Koko? Ben beğendim sana bugün. Ama sinema için yani topuk ayakkabılar biraz fazla galiba. Normalde topuklu ayakkabılar giyiyor musun? Giyiyorum evet. Diye? Genelde giyiyorum. Tamam o zaman senin tarz. Giymediğim zamanlar da oluyor ama arkadaşım, özel bir arkadaşım, sevdiğim bir arkadaşım. Onun yanında böyle uzun boylu kendisi. O nasıl giyiniyor? Kısa boylu kalmak istemedim böyle yanında. O yüzden yani ona da uymak istedim aslında. O nasıl giyiniyor? O da klasik tarz. Biraz daha klasik giyiniyor. Erkek mi bu? Erkek evet. Okay. Eski... O yüzden topuk ayakkabılar giyiniyorsun. Evet. Tamam. Herif kimse o sinemaya gidecek olan bunlar. Ah kıskandı. Hayır yani kıskandı değil. Yani kimse gidecek olan o topuksuz da giyse 10 fark atar. Cancağızı topuklu giymek istemiş. Evet hocam. Ama bu kadar sinema konseptine uyabilir.
Çantam, evet. Yani ben küçük çanta çok sevmem. Hı hı. Hele gündüz hiç sevmem. Çünkü gündüz hani bir şeyler atarsın içine, alışveriş için falan. Gündüz daha büyük çantaları severim. Gece için bunu daha çok severim. Evet. Ama senin çok akşam belli gideceğim. Ki akşam, akşam sinemasına gideceğiz. Gidiyorsun. Evet. Bir ruj, bir rimel, evet. Parlatıcı. Evet. Çok beğendim. Yani gene çok kendinsin, kendini sadesin. Serpil, keşke rujun pantolonunun bordosuna daha yakın olsaydı. Biraz kırmızı kaçmış tonu. Evet. Ayakkabıların topuğu kalın olsaydı keşke. Ve keşke o yıldız olmasaydı. Ama işte o yıldız da Serpil Cansız imzası. Tabii. Yani kendini, evet, atıyor. Senin imzanı atmışsın oraya. Tarzımı değil mi acaba Serpil? Senin parmaklarını hiç göremiyorum zaten. Bu da var. Ne güzel. Tarsın. Bugün tarsın, tamam. Teşekkür ederim. Tarsın, tamam. Koko. Ben de tarsın diye. Teşekkür ederim. Vay vay vay. Teşekkür vay, ederim vay. Hocam. Tarsın. Teşekkür ederim. Kaptın yıldızı. Tebrikler. Ecem Akkaya hazırlar mı acaba? Evet, hazırım. Hadi bekliyoruz. Yes. Bebeğim. Evet. Nereye gidiyorsun böyle? Çok vahşi. Motosikletçi arkadaşlarımla biraz takılacağız. Hı-hı. Belki... Kaskın var mı? Ha, kaskım yok. Kullanamıyorum. Ehliyetim de yok. Üzerine oturup fotoğraf çektireceksin motoru. Bunu yapabilirim. Tamam. Yasak bana. Tamam. Peki. Evet. Dönelim bakalım. Evet. Evet. Başlıyoruz. Serpil. Çizmelerine bayıldım ya. Çok güzeller. Evet Mersin. Sana benim bayıldım seçimim. Bugün. Yeleğin de çok güzel. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim bebek. Sen artık bizi tarzına tokatlıyorsun bence. Kesinlikle. İlk günden bugüne kadar benim. Büyük değişim var. Ve şeye çok dikkat ettim ben. Böyle spor giyindiğin zaman çok sert yürüyorsun. Topuklu giydiğin zaman da süzülerek yürüyorsun. Bunu nasıl ederim. Yapıyorsun? Kaç kişiyim ben öyle işte değil mi? Harikasın. Her gün başka bayıldım. Bir kadın. Çok sağ ol. Rica ederim. Altındaki şort çok kaba, çok büyük olmuş kendisine. Ayakkabılar da çok erkeksi gösteriyor. Ne yapıyorsun? Ateş mi ediyorsun evet, canım? Ateş etmene ediyorum. Gerek yok. Bakışlarınla zaten onu yapabiliyorsun. Aa, evet. Bakışlarım işe yarıyor demek ama ki. Bana etki etmiyor işte. Bence sıkıntı etmiş orada. Ki bunu söyledin. Herkese etki ediyor ama bana etki etmiyor. Saçlarını da hiç beğenmedim. Eldivenler de olmamış. Neden diyeceksin? Çünkü yelek giyiyorsun. Kolların açık, bacakların açık. Motor arkadaşlarına da bok uyum giyiyorsun. Sağlamak ama istedim. Ama altında çorap giymiyorsun. Ne alakaysa onu bilemedim. Ne çorabı? Bu kadar. Kıştayız değil mi? Elinde eldiven var, altında botlar var. Kışın şortla nereye gidiyorum? Peki botlar ne alaka kış? Bu tarz budur, tamam mı? Eldiven mi? Evet, anca taklidimi yaparsın canım. Çünkü yapılacak bir taklitin var. Ne kadar hoş o zaman. Biraz daha yap da gülelim. Sen yapınca çünkü çok komik yaparım oluyor. Yaparım canım, yaparım. Yeter ki sen istin. Hoş. Sen sadece şu tavırlarından dolayı kazanıyorsun. Yoksa bana göre hiç tarz değilsin. Ve hiç olmadın da. Bana göre. Hangi tavırlı? Evet. Ben mi tarz değilim? Evet, sadece tavırlarından dolayı kazanıyorsun. O yaptığın hareketlerle insanların dikkatini çekiyorsun. Bir şekilde bu kadar. Etkiliyoruz yani işte. O hareketlerin olmasa Ecem hiçbir şey. Yoksun yani. Nasıl yani? Kıyafetleriyle ilgi çekemediğini mi düşünüyorsun? Evet, şu an üzerinde beğendiğim tek parça. Hani Ecem güzel parçalar tercih edebiliyor ama onları bir araya getirdiğinde saçma görünüyor. Sadece o hareketleriyle bütünlüyor o parçaları. Bu da önemli yani, bir şey değil mi? Yani... Bana göre keşke bu hareketleri yaparken biraz da moda dergisi falan karıştırsa da biraz bir şeyler öğrense. Bir şey söyleyeyim mi? Ben modayı bayağı takip ederim. Belli ne kadar takip ettiğim. Bence ettim. De belli. Evet, evet. Belli. Yani neyle neyin kombinlenmemesi gerektiğine en güzel örneksin bence sen. Aha. Ne diyeyim ki sana? Bayan plak. Evet. Evet. Buse'cim sen çok farklı değilsin. O yüzden bence çok Ecem'e saldırma. Tarz dediğim bir bütündür. Hep söylüyoruz bunu.
tarz bir bütünse zaten kişiliği tamamlıyorsa zaten doğru yolda. Ki burada hani en sen bana geçen deneyeceğim ben senin tarzına birisi. Aşık oldum ne oldu? O zaman öyle de tavırlarıyla. Tavırlarıysa bir aşk geliyor bana. Aşk güzeldir aşk. O tavırların olmasa bak diyorum sana. O tavırların olmasa hiçbir şeysin. Aha. O tavırlarından kazanıyorsun. Bu tavırların olmasa hiçbir şeysin. Bu ben tarzım olmasa hiçbir şeyim. Tavırlarım değil. Benim hayır, tavırlarım dikkat çekmiyor. Senin tavırların farklı olsaydı zaten benim, bu şekilde hareket ben etmez. Ben tavırlarımın dikkat çekmediğini farkındayım. Benim öyle Ecem gibi tavırlarım yok ya da İdil gibi tavırlarım yok. Yani bir şeyden dikkat çekemiyorum tavırlarım konusunda. Ben sadece tarzımla dikkat çekebiliyorum bu kadar. Öyle şeyler yapamıyorum yani. İçinde bir oyunculuk yeteneği falan yok. Bak ama bir şey söyleyeyim oynamıyorum sence ben. Sence bu konuda bir yetenek. Ama senin ben oynamıyorum. Bir bu ruhun olmasaydı o zaman hiçbir şey olmazdı senden. Benim içimde sadece dediği gibi Cem'in benim tasarımcı ruhu var bu kadar. Öyle oyuncu ruhu falan yok yani. Bence biraz var. Peki Duygu son olarak ne ekleyeceksin? Buse hiç değilse kendi fikriyle bir şeyleri yapmaya çalışıyor. Yani hep de bunun arkasında kendisi tasarlıyor. Kendi aklıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Arkadaşlar sponsorlardan giyiniyor. O da bir fikir. Birisinden fikir almaya çalışıyor. Yani oradan buraya da laf atmasın. Bu kız buraya yorum yaparken hiç gereksiz yani. Bana tarz değil diyene bak. Bakıyoruz canım herkes bakıyor. Merak etme. İyi ki buradayım çok mersi. Ama gideceksin yakında. Bakalım önce kim gidecek? Duygu. Bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Peki Ecem, hadi alalım seni. Tamam. Bir defa çok yanlışsınız. Çünkü tarz demek sadece giyim demek değil. Tarz demek kişiliğinle giydiklerinin buluşması demek. Başından beri söylüyorum. Yani hayatta rüküş olabilmek çok zordur diye ama tiyatro oyuncum, geleceğin yıldızlarından bir tanesi belki de. Bu da aynısı öyle. Tarz, kendini birleştirmek. Bunun tam tersine, hareketlerinle değil, sadece kıyafetinle oluyorsa, bunun bir matematik ölçüsü var, bir zevki var. Vitrindeki manken de affedersin, çok iyi giydiriliyor. Ama tarz mı? Hayır, değil. Yani tarzın bütünleşmesi lazım. Burada sakın sadece kıyafete baktığımızı en azından benim zannetmeyin. Onun için ben senin başından beri bu yolunmuş saçlarını hiç değiştirmeden zaman zaman çok feminin, zaman zaman buralarında toplarla ama hala bu iddiayla banyodan çıkmış saçlarınla onu 10 şekle sokmanı bir defa muazzam beğeniyorum. Çok teşekkür ederim. Ve ayrıca giydiğini her giyindiğimizde o giyimin içinde hareketlerimiz de ruhumuz da ona göre olur. Çünkü onu giymek isteriz. O gün o yüzdür. Sen onu çok iyi ifade edebilen bir kızsın. Cininden tut eldivenini. Ha ben giyinemem böyle ama eğer seni giydirseydim bu eldiven yerine hiç parmaksız eldivenleri, evet. Evet. Parmaksız daha kaba bir eldiveni tercih ederdim. Bu eldivenler çünkü şık bir elbise eldiveni. Oradan hemen pası alayım. Eldiven yanlış çünkü karşımızda motosikletçi değil, motosiklet tarzına özenen bir genç kız. Özenen diyelim. Ya, bu özenti. Arada şöyle bir şey de var. Çok şu anda o özenti şeklinde karşımızda. Onların içine şey girmek istiyorum. Eğer motoru o kullanıyor olsaydı eldiven doğru. Ha, kapalı. Yani motor kullananlar uzun eldiven kullanır. Ama kesin kullanmaz. Belki denerim. Ben de modanın bir iletişim biçimi olduğunu düşünüyorum. Yani biz söylemek istediğimiz sözü giyiniyoruz üzerimize aslında. Evet sen bugün tam bir özentisin. Motosiklete özenen, motosikletçi olamayan, annesi kızıyor diye olamayan, evet. Öyle arkadaşlar edinip böyle köşede yalanan yok ya, bir genç kızsın. Zaten kaskı da yokmuş. Kaskı da yok, motosikleti binmesi de yasak. Men ediyoruz, ama tarzı seviyor, bir gün kullanmayı hayal ediyor. Arkadaşlarımı seviyorum, ortam arkadaşlarımı güzel. Seviyor. Ya fotoğraf çektireceğim üzerinde dedi motorun. Olabilir. Evet. Aslında bakarsanız konuyu toplamak gerekirse bu aslında tam anlamıyla bir motorcu kostümü değil. Country. Evet. Amerika'nın çeşitli eyaletlerinde işte karavanın önünde böyle takılan, karavanda yaşayan asi gençliğin. Asi gençliğin. Bu da Allah Allah ya. Evet. Bu başka bir şey, evet. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Adım kadar eminim. Bütün bu kılıkları al. Şu yanımdaki var ya gelin, yabancı gelin. Evet. Ona giydir, motosiklete koy. Aynı çıkmazsa gel yüzüme. Kesin. Evet. Tabii. Aynısı olur. Peki hadi başlayalım. Tarz mı?
Teşekkür ederim. Hiçbir şey söylemeyeceğim. tamam. Öncelik pozitif bir şey söyleyeceğim. Çizmeler çok beğendim. Çok güzel ama bu şortla boyun kısa gösteriyor. Tamam. Şortu çekelim mi? Yani keşke daha uzun pantolon çok daha güzel olabilirdi. Yani bu kıyafet çok açık ve çok maskülen benim fikrim. Biraz maskülensin bugün. Evet. Beğenmedim yani. Ya. Sadece çizmeler sevdim. Tamam. Maalesef. Tarz. Tarz değil dedi. Sevmiyorum yani, isterlerse ne yaparsa yapsınlar. Yani mahvetmiş o bacaklar. Gözüm takılıyor ve sen de görmek istemiyorum. Kimse de görmek istemiyorum. Tarz. Tarz değil. Oo. Ben çok beğendim iyi. Bebeğim. Teşekkür ederim. Tarzsın Ecem'cim, uğraş var. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Benden öpücükler bekleyen bebeklerim var. Öpüyorum. Okey. Tarz değilim ama. Tişörtünün arkasına bakalım. Ne? Tişörtünün arkasına. Bakın. Güzel. Şey bir harika. Yani, tarz olur mu böyle? Hayır, o da harika. Üstündeki, böyle dolaş. Hayır, üstündeki böyle yelek. Hakikaten çok güzel şeyler seçiyor. Belki tarzımdır böyle Cemil Bey. Çok güzel seçiyor. Geçti artık. Neyse, tarz alamamak, yıldız alamamak seni pek üzmedi. Hemen gene öpücükleri unutmadın. Yerine alalım seni. Hızla devam ediyoruz. Sıkıldım ya. Sokakta böyle çok kız var. Sıradansın yani. Üzerime gelen bir tavus kuşu gibi o etek. Ben hani beğenmediğim zaman Aygün, o güzel oluyor. Aygün, ben beğendiğim zaman hani Aygün, siz bile geçtiğinizde olay bambaşkalaştı. Senin kulağın duyuyor mu? Senin kulaklarını yıkamaya göndereyim mi ben? Öfkelendiğim zaman duyamıyorum. Sen tembelsin bir defa. Tembel. Yani bu bir tarz değil. Bu bir stil değil. Ben Türk toplumunda bulunan bir bayanın bu şekilde 70 milyon karşısına çıkmasına karşıyım. Bence insan istediği gibi giyinmeli. Senin haddine mi onun nasıl giyindiğine göre karakter yargısı çıkarmak? Ben şimdiye kadar hiçbir dekolte verecek kıyafet giymedim. Mayo giyeceğim dedin şey gala gecesi. Giymedim. Mayo giyeceğim dedin. Ben öyle bir şey giymedim. Ben giyemedin, giymedin ben... değil. Giyemedin hanım, giyemedin. Nil Anka geliyor tüm güzelliğiyle. Yaparım bilirsin, deliyim, gözü kara deliyim. Yakarım Roma'yı da yakarım. Ben bulurum, seni yine bulurum. Olurum, yine senin olurum. Deliyim, gözü kara deliyim. Yakarım Roma'yı da yakarım. Ben bulurum, seni yine bulurum. Olurum, yine senin olurum. Defterin, not defterin, evet. Gözlüklerin. Evet. Nedir, kimsin sen? Ben bir şirkette çalışan. Azıcık arsız, evet. Azıcık kötü niyetleri olan bir sekreter. Oho, biz bu filmi gördük daha önce. Peki azıcık arsız, azıcık kötü niyetleri olan bir sekreter. Yani amacın ne? İş hayatında biraz daha üst basamaklara tırmanmak mı? Ne kadar hırslısın? Aslında şöyle, şirkete girene kadar daha masumdum. Ama şirkete girdiğimde böyle herkes böyle daha şey takılıyor, frapan takılıyor, kötü takılıyor. Derken patronu gördüm. O da ne falan dedim böyle. Eyvah. Eyvah. Birden aşık oldum falan. Beni fark etsin diyorsun. Evet. Zaten patron için her şey yani. Her şey. Bu patron zaten sabah akşam iştedir herhalde şu andan itibaren. Evet. Peki hadi bakalım sekreter hanım dönelim. Aygün elini kaldırmış Nile. Kulis arkasında dedim ki ya biraz daha usturuplu giyin. Bak çocuklar izliyor bunu, sana da yakışmıyor, yapma dedim. O da dedi ki, sen benim kıyafetime nasıl karışırsın? Sen bunu yayında hele bir söyle, bak ben sana ne yapıyorum dedi. Bunun kulis arkası da var, bunu da düşün dedi. Ondan sonra sen beni tehdit mi ediyorsun dedim ben. Ondan sonra dedi, nasıl anlamak istiyorsan dedi. Ben de git elinden geleni arkana koyma dedi. Birer birer gitti kızlarla konuştu, bambaşka olayı yansıttı. Ama olay bu şekildedir. Ben Türk toplumunda bulunan bir bayanın bu şekilde 70 milyon karşısına çıkmasına karşıyım. Onun içindeki iyi kızı olduğuna inanan biriydim. Ama kuliste sürekli böyle bize bir saldırganlık içerisinde. Ne yaptın sana öyle bir şey söyleyince? Ben hiç sadece dedim ki ekrana istediğin gibi birine görüntüyü sunuyorsun ama şunu hiçbir zaman unutma. Ekranın arkasında da bir hayatın olacak dedim. Ve bunu duyan, yanımızda bu muhabbeti duyan en az
makyözlü olmak üzere 5-6 kişi vardı. Hepsi de burada zaten. Neden peki sana böyle bir şey söyleme ihtiyacı duydun? Ben kişisel olduğunu düşünmüyorum çünkü hepimize karşı öyle. Pekiydi. Öncelikle işte şu yanındaki arkadaşın yanında oturan arkadaş gibiler yüzünden insanlar sokakta gördüğü kadınlara aa bu ne diye bakıyor, laf atıyor ve taciz ediyor. Bu yargıları onun gibiler oluşturuyorlar. Bence insan istediği gibi giyinmeli. Bunu bakan ve söyleyen kabahatli, giyen değil, istediğini giyebilir. Senin haddine mi onun nasıl giyindiğine göre karakter yargısı çıkarmak? Çok da güzel olmuş, çok da mükemmel görünüyor, çok da seksi, utanmıyor kardeşim. Ben şimdiye kadar hiçbir dekolte verecek kıyafet giymedim. Mayo giyeceğim dedin gala gecesi, mayo giyeceğim dedin. Ben öyle bir şey giymedim. Ben giyemedin değil, giyemedin anam, giyemedin. Lafımı bölüyorsun, sesini yükselterek lafımı bölüyorsun. Giyemedin değil, giyemedin. Sende o cesaret yok, bu kızda var. Hayır, benim giyeceğim kıyafeti jüri giymişti çünkü o yüzden ben o kıyafeti giymedim. Senin giyeceğin kıyafeti jüri giyemezsin. Konuşunca anlayamıyorum arkadaşlar. Hayır, sen benim lafımı anlayamıyorum. Çok büyük bir saygısızlık. Senin lafın laf değil ki. Senin lafın laf değil ki. Böyle bir şey olamaz yani. Senin lafın laf mı ki bölünsün? Ya bırak ya. Ben Aygül arkadaşımızın kesinlikle sözümü kesmesini istemiyorum. Çünkü onun en sevdiği şeydir. Biri konuşurken sözle müdahale etmek. Birincisi arkadaşımızın kıyafeti hiç de açık değil. Senin daha açık hallerini gördük ve göreceğiz. Ben buna inanıyorum. Senin için de... Sen bir masum görünüyorsun ama içinde bir şeytan var ya. Senin içinde farklı bir seksi bir kadın da var. Onu da çıkartacaksın. Kimin? Yani o kadınlar adını kullanmak istemiyorum. Ben 70 milyon önünde değil kocam da çıkartırım canım. Sakın. Kalkıp burada sakın. Çıkartmam. Lafımı kesme dedim sana. Sana ben demiştim ya seni buradan ben eleyeceğim diye. Bunu belirtmiştim sürekli. Sen buradan en kısa zamanda gitmezsen benim adım da Buse diye bu kadar söylüyorum sana. Sana olan öfkem o kadar fazla büyük ki. Seni gördüğümde artık... Yani tahammül bile edemiyorum sana ve buradan gitmen için her şeyi yaparım, her şeyi. Beni sevmek zorunda her değilsin. Şeyi. Bu yarışmaya bu girerken kadar, beni seveceksin diye bir şey imzalamadın. Bu kızın da açık hiçbir yanı yok. Gayet de senin bahsettiğin kadınlara da benzemiyor. Benzemiyor mu? Giyemeyenler utansın. Sen tamam. Yürü yıkılsın Polyo. Teşekkür ederim. Ben istersem gayet güzel giyinirim de ama gözünüzü bir yere tutmam. Böyle çalışmaya gitmem. Bir kere ben... Seni çok yani anlattığın hikayeye göre çok daha kapalı bulmuştum. Şu tartışmaya inanamıyorum. Yani hakkını vererek bir hani kötü kalpli fettan sekreteri oynasaydın biraz. Daha fazla cüretkar olmalıydın diyecektim. Senin namusunu yargılamak kimseye düşmez. Bunu biliyorsun herhalde. Hı-hı. Hani şu kadarcık takmaman gerekiyor. Hı-hı. Bu yapılan yorumu asla. Zaten herhalde genetik bir özellik bu tribünlere oynamak. Kızların hepsi de anladı ve tekrarlıyor benim cümlelerimi. Özgürlükler ülkesindeyiz. Özgürlüklerimize sahip çıkacağız. Gözlük yeterli değil o senin çizmeye çalıştığın karakter için. Evet. Daha kırmızı görmeliydik üzerinde. Aynen bu çok güzel anlatılmış. En azından şık olmuş. Olmuş. Not defterinde bu var. Bu bir tipik. Her filmde. Kemal Sunal filminde aynen, bile vardır. Hatta Harika Avcı oynardı bir tanesini. Evet. ve bizi de çok eğlendiren bir karakterdir gerçekten. Gözlüklerin camları çok parlıyor. Keşke onları kırsaydın. Çıkartacaktım da son anda acaba kırılır mı diye endişelendim çerçevesi. Onları çok çıkarsaydın. Evet, hiçbir yerin açık değil. Gayet üst truplu. Yani gerçekten tavlamak istiyorsan patronun biraz daha cüretkar olmuş. Tamam. Bana şey gibi geldi, yani o biliyorsun bir şov yıldızı ve yani hep de şov yapacak. Fakat işleri iyi gitmedi. Ben şimdi daha sen yazıyorum. İşleri iyi gitmedi. Ama çalışması da lazım, para kazanması lazım. Bula bula bir yerde bir sekreterlik işi buldu. Ama dolabında hiç sekreterliğe uygun bir kıyafet yok. Yok. Ama onun da çok yakın bir arkadaşı var. Onun kadar güzel değil. Zavallım, biraz çirkince. O da böyle kendini gösterebilmek için hani böyle bluzlar alıyor, giyiyor. Sekreter o, hakiki sekreter. Diyor ki ya ben bir şey giymem lazım. Ama senden daha kısa boylu o kız. O etekler onun dizinde duruyor. Alelacele almış, onun kıyafetlerini giymiş. Ama baktığı zaman kaptan içeriye, evet yani bu kız bir dansçı, sekreterliğe başlamış. Ayrıca de ben çok doğru buluyorum Sibel'in söylediğini. Bu ülke... Demokratik bir ülke ve biz çağdaş insanların ülkesiyiz diye sayıyorum. Herkes istediğini giyebilmeli. Sana kötü bakanın zaten kendi kötü. Teşekkür ederim. Sağ ol.
Coco. Konsept için güzel, beğendim. Bu eşarp ve bu ayakkabılar biraz uçak hostes gibi. Hmm. Ama çok seksisin, her zaman seksisin. Teşekkür ederim. Beğendim. Yani kim böyle sekreter istemez ki diye başlayacağım cümleme. Ama sonrasında şunu söyleyeceğim. Geçen hafta söylediğim gibi en son Nazlı'ya söylemiştim. Yani bunlar bana çok kostüm geliyor ve beni mutsuz ediyor. Yani bu bir tarz değil, bu bir stil değil. Tabii ki sekreter diye bir şey var. Fakat onu bana yorumlaman gerekiyor. Yani bu bir reklam filmi çekimi değil, bir sinema filmi çekimi değil. Dolayısıyla benim kabul etmeyeceğim bir şey bu. Hani iyi gözüküyorsun, okey ama haftalar ilerliyor, günler ilerliyor. Kısacası tarz değilsin. Teşekkür ederim. Konsept için tarzın diyeceğim. Teşekkür ederim. Peki. Yani ben bir şey yaratmadığını ama kendinden vazgeçmediğini gördüğüm için bir şov yıldızısın çünkü. Senden sekreter ancak bu kadar olur. Ancak bu kadar olacağı için. Tarz diyorum çünkü kendinden vazgeçmemiş. Seni seviyorum Nil. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Serpil Gök, hazır mısın? Hazırım. Nedir durumun? Bodrum'dayım, tatil yapıyorum. Ay ne güzel. Aynen, yaz keşke gelse de yapsak evet. Bir an önce. Evet. İşte yurt dışından arkadaşlarım var. Bodrum'a tatile gelmişler. Onları da bayağıdır görmüyorum. Peki. Önce onları havaalanından almaya gidiyorum. Sonra yemek yiyeceğiz. Daha sonra otelin barında caz müzik dinleyeceğiz. Ha, sakin bir gece. Evet. Sakin bir Bodrum gecesi. Aynen, evet. Peki, çok güzel böyle bir şeyler giydin, tiril tiril. Evet, dönelim bakalım. Efendim. Aygün bekliyor. Beğen. Aygün yeteri kadar uygun mu tatil için? Ben inanılmaz derecede beğendim. Çok hoşsun. Hatta şunu söylemek istiyorum. Lidya'nın senin üzerine bilerek kıskançlıktan çay dökmeye çalıştığını düşünüyorum. O üstüne dökülen bütün çaya rağmen hala çok güzel görünüyorsun ve seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Üzerine çay mı döktüler zaten? Lidya üstüne çay evet. Döktü kıskançlıktan. Hani kıyafeti çok güzel olmuş, kendi de benzer tarzda birazcık giyinmiş ya. Hani gölgede bırakmasın onu diye herhalde. Oha. Çay döktü üstüne. Öyle miydi? Evet. Ben sana yapsaydım bilerek olurdu. Evet, haklısın. Ama Lidya'nın gerçekten eli takıldı, onu gördüm. Üzerine gerçekten bilerek dökmeye çalıştığını düşünüyor musun? Görmedim. Şöyle ki elimde makyaj paleti vardı. Aynen oraya gidiyordum. Bir anda böyle koluma bardak döküldü. O an böyle gerçekten çok sinirlendim. Hatta kuliste falan gittim. Islak mendil aldım. Yandın mı? Çalıştım. Yok, yanmadım. Soğuktu herhalde. Ama sonra bir şey kalmadı sanırım. Peki yani bir, özellikle bir hareket olduğunu düşünüyor musun Aygün gibi? Ya bilmiyorum ya, günahını da almayayım şimdi. Ya bilmiyorum Aygün yani. Aygün çok emin konuşuyor bu konuda. Ben söyleyebilir miyim? Ya çünkü bir saniye, görmedim. Bir Nil görmüş bir saniye. Lilya tamamen değil, Lilya'nın tamamen arkası dönüktü. Hatta Serpil'le yani çarpışacaklarını tahmin bile edemiyordum. Arkası dönüktü, Serpil de görmedi onu. Aslında ikisi de eşit derecede birbirine haksızlıkla çarptı. Yani ikisi de bilmeyerek. Arkasını dönerken oldu Lidya. Tamam. O sırada da Serpil çok bence yaklaşmış. Bence en doğru yorum budur her ben zaman. Gördüm, yani evet. Dış gözün görmüş olması. Sen orada mıydın? Evet, oradaydım. Sence nasıl oldu? Ya arkasını döndü falan değil. Arka arkaya kim kimi senin üstüne su döküyor. Ben direkt gördüm. Hatta şaşkınlığı da çok evet, yapmaydı. Yani böyle ağzını açtı yüzünü. Baktı. Ah çok özür dilerim. Hani bir de şey mantıksız. Çay soğuk. Yani yanlışlıkla dökse çayın sıcak olması gerekiyor. Soğuk olması bence düşünülmüş, mantıksal bir şey. O sırada çay soğumuştu. Hatta ondan hemen önce İdil'in yanında mıydım hatırlamıyorum. Ay bu çay soğudu, atayım dedim. O sırada aynaya son bir düzeltme yaparken bir anda döndüm. Serpil de dibimden geçiyordu. Ben arkamı döndüm, çarptım üstüme, üstüne döktüm ve çok üzüldüm, özür diledim. Peki hadi alalım Serpil'cim seni.
Hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Serpil'cim, bu tarz çok yakışmış sana, benim fikrim. Ama keşke daha renkli bir şey olsaydı. Yani Bodrum'dasın, tatildesin, yaz. Yani neden yeşil giymedin, kırmızı, pembe? Yani... Ya o, ben çok herhalde renkli giymeyi sevmiyorum sanırım ya. Ya böyle pastel tonları olacak. Ama çok yakışmış sana. Bu şimdi esasında moda olarak almayalım ama sen bir talebesin, gelmişsin, benim kurslarım var. Sana ders veriyorum manken olarak veyahut da insan olarak. Bu korkaklıktır. Hı hı. Ancak renklerden sonra, renkleri sindirdikten sonra içine, bir sürü karmaşadan sonra böyle bir sadeliğe vardığın zaman artık doymuşluktur. Bodrum dedim, çöktüm. Çünkü Bodrum havaalanına yazın bu kılıkla birini görsem, yani inan sana gülmekten öte aleni alay ederim. Renk olarak mı? Renkte giydiğin kıyafette. Yani Bodrum demeseydin keşke. Ha, tenkit edilecek tarafı var mı? Yok. İlerlemen var mı? Fevkalade. Yürüyüşün çok güzelleşiyor. Kendine emin ve havan geliyor. O asık Sümerli suratın gidip yerine şimdi biraz Babilli, daha yukarı doğru çekilen bir surat geliyor. Teşekkür ederim. Onları sevdim ama Bodrum dedin, yandım. Hani fazla mı kokoş olduğumu düşünüyorsun? Kokoş da değil bu, ne biliyor musun? Belirli bir insanlar var İstanbul'da, bir tarzlar var. Böyle baktığın zaman hemen hemen hepsi aynı. Ben hemen alayım. Ben diyecektim ki yorumu. Fotokopi. Fotokopi. Fotokopi kızlar var. Yani ben biliyorum. Sen şimdi onun kartuşu bitmiş. İyi fotokopi çekememiş. Çok renksiz. Renksiz. Eyvah. Çünkü. Bayıldım buna. Tamam öyle. Fotokopi kızlardansın şu anda. Kartuşu bitmiş bir fotokopi şeklinde karşımızda duruyorsun. Hmm. Son derece silik bir fotokopisin. Peki Umut'cum. Altındaki şort siyah mı lacivert mi? Siyah. Onun bir defa lacivert olması gerekiyordu. Yani çok çok daha iyi olurdu. Hatta muhteşem olurdu o zaman. Hani bir de herkesin de söylediği gibi pudra renkleri kullanıyorsun. Seviyorum pastelci renkleri. Aksesuarlarda renk, mesela çantada renk kullanabilir misin? Küpe takabilir misin? Onlar renkli olurmuş. Pudra çünkü şeydir. Hani yanına renk katılabilecek güzel bir anatondur. Dolayısıyla ama baktığımda sen ilerleme kaydettin bayağı bir. Yani güzel gözüküyorsun. Üzerinde çok böyle fazla olan bir şey yok rahatsız eden. Ben kartuşu bitmiş bir ay bir şey olarak görmüyorum seni. Geldi. Ben beğendim. Teşekkür ederim. Tarz mı Umut? Sağdan sağdan geliyorlar. Aklıma birileri geldi. Kokocuğum. Bugünden sonra daha renkli parçalar seç lütfen ama tarsın diyorum. Teşekkürler. Cemil Bey tarz mı peki bu anlamda? Yok bugün. Değil. Sibel sana kaldı. Peki. Bir defa renk görmek istiyorum. Ama saçlarım çok güzel. Ama pazartesi günü sarı giydim, onu da beğenmediniz. Renkli giyince de beğenmiyorsunuz. Bilmiyorum. Onu beğeniriz, bunu beğenmeyiz. Onun tersini giyseydim beğenirdik. Onun sarının tonu kötüydü. Hani ne bileyim, renkli giyiyorum yine arada. Hani o kadar da renksiz olduğumu düşünmüyorum ya. Neyse. Kırmızı. Peki hadi bakalım. Kış günündeyiz bak. Bak bak. Şunun topuğunla vallahi bir indirmiş kafamda. Bu çanta rengi sevdim ama stil biraz makyaj çanta gibi ama renk çok güzel. Ben sana söyleyeyim, sen çok güzel bir askısın kızım ama hayat boyu da galiba askı kalacaksın. Özde Özkan geliyor şimdi. Bakalım bizi şaşırtacak mı? Bana gelince gözlükleri çıkarttı. Evet, tabii ki. Hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Biz iyiyiz. Bu yırtığın hangi boyutu? Aşırı boyut. Köpek saldırısına uğradım ama biraz önce. Oho!
Peki nereye gidiyorsun böyle firil firil? Erkek arkadaşımla Ortaköy'de buluştuk. Heh. Yemek yedik, kumpir falan. Kuru çeşmeye gittik, sonra bir şeyler içiyoruz, kahve. Evet. Oradan da bebeğe gidiyoruz. Oh. Avrupa'yı dolaşıyoruz. Dolaşıyorsunuz. Sahiden. Peki. Özde böyle bir kostüm seçti. Nasıl buluyorsunuz? Ya erkek arkadaşınla buluşuyorsun. Hangi mevsimdesin? Önce bir onu sorayım da. Yani ilkbahar falan. İlkbahardasın. Yani Mart, Nisan. Mart, Nisan. Ilık bir hava. Yani merak etme. Ayakkabındaki kotun... Nasıl? Yani üstündeki kot uyumsuz, ne bileyim bahardasın, çanta hadi desem... Yok ben seni beğenmedim bugün. Sen boş ver bence beni. Beğenmek isterdim ama beğenmedim. Ben bari beni boş ver. Ha? Bari beni boş ver, sen kendine bak biraz önce. Yok ya, olmamışsın, beğenmedim ben seni. Yani senin görüşün beğenmedim, tabii ki. Beğenmedim hayatım, sen bilirsin. Hiç olmamış hem de. Baharda böyle olmaz, çıkılmaz böyle. Ya yani çıkılabilir. Sana göre olmaz, bana ama göre olur. Ben çıkma, sana sormuyorum ama. Sen daha güzelsin. Ama. Çıkma böyle. Bu ne ya? Yok, hayır. Bu ne mi? Yorum bile yapmak istemiyorum. Yapma zaten sen bana. Gerek yok. Peki Serpil? Pantolonunu fazla yırtık buldum. Evet. Çok fazla yırtık. Hani oradaki şu şeyde olmasa iyice bayağı yırtık var. Bluzunu beğendim. Saçlarını da beğendim. Çantan güzel olmuş. Renk katmışsın. Hı hı. Bu kadar. Teşekkürler. Peki hadi alalım seni yerine. Miyav'dan başlamak istiyoruz. Benden başlıyoruz. Evet. Keşke benden başlamasaydık. Hadi o kadar mı kötü? Kötü değil, güzel. Lakin şimdi bu kadar yırtık cinler, bu aslında boyfriend bir cin ve yüksek bel bir cin. Hı hı. Ama sana dar olmuş. Bu cin sana dar. Bunun neredeyse iki beden büyük olması gerekiyordu. Yani biraz şişman bak, gösterir diye düşündüm iki beden büyük. Tam tersini hiç göstermezdi şişman. Bir de üzerindeki tişört değil o aslında. Ben ona tişört demiyorum. Body gibi bir şey yani. Ve kumaşı çok ince sanırım. Evet. İncecik bir kumaş. İç gösteren bir kumaş. Dur benim gelmem lazım oraya. Hadi gel. Bir şey yapacak bak şimdi. Gitmişken şu blücünü de bir paramparça et tamam. Daha ne yapayım ona? Al böyle yırt 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 at onu. Ha bu triko gibi bir şeymiş ya. Yani evet. Dur. Bunu diyeceğini tahmin etmiştim zaten. Ya benim dememe gerek yok. Şu belini şuradan inceltiyorum. Burasına bir varmış. Lütfen şimdi kameraya doğru bir bak da farkı görelim. Ha, paçaları kıvırmadın. Yani paçaları kıvırmadım. Zaten yanlış bir ayakkabı aslında. Çok çok güzel bir ayakkabı. Ama bunun ayakkabısı değil. Efendim? Bunun ayakkabısı değil yani. Yani güzel ama hani daha güzel bir ayakkabı da olabilir ama hiç güzel yine de. Ya az önce hantal bir kadın vardı. Aynen, daha iyi olmuş. Teşekkürler. Rica ederim. Ya ben çok beğendim. Peki. Çok güzelsin bugün. Çok. Saçına bayıldım. Çok yakışmış sana. Teşekkür ederim. Bu çanta rengi sevdim ama stil biraz makyaj çanta gibi ama rengi çok güzel. Ayakkabılar çok iyi ama bu pantolonla yakışmamış. Hı hı. Olmamış yani. Keşke biraz ince Timberland çizmeyi. Ya Timberland'ın şey, evet. O sarı çizmeler. Evet, sarı çizmeler sarı ne çizme. Kadar güzel olurdu. Çok daha topuksuz. Güzel olabilirdi. O daha sert, ben. Daha evet, daha şey. Postal evet. Tarzı botlarda. Postal tarzında. Ama aynı zamanda stiletto da çok güzel olurdu. Evet, düşünmem paçaları bunun, kısaymış pantolonun. Benim sana dar dememin nedenini de söyleyeceğim. Senin yani etin, bacak etin hiç dışarı çıkmaması gerekiyor. Taşmaması gerekiyor. Arada taşıyor yürürken yandan. Evet. O yüzden olabilir. Onun bol olması gerekiyordu. Evet, bedeni yoktu. Keşke alsaydım. Ay çok merak ettim çocuklar nasıl beğendiniz diye. Ya ben tam olarak şöyle beğendim. Hayır bir tek bir şey söyleyeceğim. Yani böyle beğendim. Hayır bu tişörtü, üstündeki bu tişörtü, evet. Ayakkabıyı at. Bu tişörtle bu blue jean'i bir arada nasıl gördünüz de beğendiniz? İçine de soksan, dışına da soksan. Hayır yok, nasıl beğendiniz çok güzel merak oldu. Ettim. Çantayı zaten hani meraktan ölüyorum nasıl aldı diye. Pantolonu da onu. Hayır çok merak ettim yani kızın güzelliğine kapıldınız herhalde. Yani, yo, ben... Çok beğendim. Yani çok beğendim derken sen çok güzelsin de
Ben sana söyleyeyim, sen çok güzel bir askısın kızım ama... Giyinemiyorum ama. Yani hayat boyu da galiba askı kalacaksın. Yani podyumda harika olacaksın. Eyvah. Ama podyum dışı... Yok ya, kim benimle öveniyor ya? Bence övenecek, iyi gidiyor. Ay öğrenemiyor. Yani model, manken. Evet. Yani ancak başkasının kıyafetini giyebiliyor. Peki, hadi Sibel. Sen kilo mu aldın Özde? Yani verdim aslında, bu geniş gösteriyor. Evet, yani hani bütün kızların zayıfladığını görebiliyorum ama seni kilolu göstermiş ya da evet. Yani almadıysan. Aslında jean'in yırtıklık oranını çok sevdim ben yani. Hani bir jean, güzel yırtılmış bir jean bu. Evet. Ama gerçekten tişörtün facia. Ayakkabıların tek başına güzel olabilir ama bu kombinle hiç beğenmedim. Ve yani çantan da evet çok alakasız durmuş. Yani tamamen öyle hani... Sibel renk... uyuyor mu sen? Mevsimlerden ben böyle biraz da canım. Yani bahar ayları. Ne yapıyorsun? Mevsimlerden ne olursa olsun efendim. Kurtaramadık seni galiba ama bilmiyorum. Hiç de belli olmaz. O tarz mı değil mi? Değil dediniz. Tarz mı değil mi? Benim elim kaldı. Tarz dedi Koko. Umutcuğum. Valla ben de... Beğendim ya. Bari. Biraz olsun beğendim. Yani daha iyi olacaksın. Tarzsın dedisi. Ben çok sana kaldı. Olacaksın. Ben verdim. Tarz değilsin. Tarz değilsin dedim. Bu tarz benim diyebilmek kolay değildir efendim, biliyorsunuz. Ve bizler her gün çok sabırlı bir şekilde Show TV ekranlarında bu tarz benim dedirtebilmeye çalışıyoruz. Nasıl? Görmüş olduğunuz bu güzel kızlar her gün işte benim tarzım bu da olabilir diyorlar. Ve gerçekten bunu karakterleriyle beraber örtüştürebilen arkadaşlar bir şekilde jüri üyelerimizden yıldız alıyorlar. Bu yıldızlar birikiyor birikiyor, hafta sonunda birbirlerini elenemez hale getiriyor. Yani güç oluyor onlara ama... Gelin görün ki cumartesi akşamı elemede yine de istedikleri gibi olmazsa jürinin, kızlarımızdan biri gidiyor. Şimdi bu kadar ilerlemişken, tempoya alışmışken, sizleri onları tanımışken falan hiç kimse gitmek istemiyor tahmin edersiniz. İşin içinde bir de 100 bin lira var. Hal böyle olunca işler kızıştı burada. Verilecek her yıldız, yapılacak her yorum çok önemli. Şimdi Müge gelecek ve buradan sonrası da farklı bir şekilde seyredecek. Hazır mısın? Hazırım. İzliyoruz. Geceleri aksak, zıplayıp dursak, radyoda bizim parçayı tuttursak. DJ, çal hadi parçamı tüm dillere, dolanan şarkıyı eğlenceli kıl bu akşamı. Hey DJ, hey DJ, hey DJ, çal hadi parçamı tüm dillere, dolanan şarkıyı eğlenceli kıl bu akşamı. Hey DJ, hey DJ, şeyler yerinde, kaybetmek kendimizi dans pistinde. Şarkıyı. Hayır. Tahmin edilmiştir, sabahtan beri kulaklıkta geziyorum. Öyle mi? Peki. Nesin sen? Tiesto ile Extra'ya çıkıyorum. Evet. Sesimi duydu galiba. İstanbul'dan bir iş teklifi aldım. Tamam. Tiesto ile birlikte. Çalacaksınız. Back to back yapacağız birlikte. Vay. Serpil'i de aldım gelmek istediği için. Seni de aldım. Hepinizi davet ediyorum. Hep beraber gidiyorsunuz. Süper. Kaç bin kişilik bir parti bu? Yani Tiesto olunca işin içinde binler var. Bin falan olabilir var diye düşünüyorum. Yani gözler bayağı üstünde ne onunla geldi beraber. Şöyle geç bakalım yanına, nasıl duracaksın? Şöyle yan yana. Ben de takayım mı? Ama geçiş yaparken tek. Evet. Böyle bir hayal, böyle giyindin, ilgi çekmek istiyorsun. Rahat etmek istedim, bir de kabinde tabii dans ediyorsun sürekli. Vay. Karanlık ortam. Etek süpermiş yalnız. Etek mi, şort mu ne? Etek kullandım, kemer normalde. Ooo. Tabii. Dur neyse, sırlarını sonra verirsin. Peki, gidiyorsun. Başarılar diliyorum sana ben. Teşekkür ederim. İyi eğlenceler. Bakalım yorumlar ne durumda? Var mı yorum? Aa, senin sesin çıktı mı bugün? Sonya. Canım, çorabının... Çizgileri belli olmasaydı aslında. Eteğim ya, hareket evet ederken çıktı. Daha güzel olurdu. Şimdi görünüyor mu? Evet, şimdi olmuyor. Deri olduğu için, çorap da olduğu için yukarı çekiyor. Şimdi ben hareketli bir şekilde çıktım ya. Onun dışında iyisin. Sevdim. Yani sen de çalıyorsun değil mi? Evet. Partilerde bu şekildeyiz genelde. Ama etek giymeyi sevmiyorum pek ben. Şort değil mi genelde? Evet. Ben de şort giyerim de bugün farklı olmak istedim bu kemerin altında. Kulaklığını beğendim. Ben de istiyorum.
Tamam, bir gün partide veririm sana. Peki Özde. Ben çok beğendim ama... Teşekkür ederim. Konu Tiesto olunca biraz daha havalı şeyler beklerdim senden. Yani spor kaçmış biraz. Sonuçta dünyaca ünlü bir insan. Ama genel olarak beğendim seni. Teşekkür ederim. Peki Ecem. Ne demek istediğini anlamadım yani sonuçta o... Hey DJ. Hey DJ. Ne yani ne giysin? Abiyeyle mi çıksın orada? Ki normalde ben burada olabilirim. Geliyorum ama. Daha parlak şeyler beklerdim ondan. Sonuçta Tiesto yani. Ha bebeğim senin Tiesto sesin çıkıyor biraz. Tiesto da öyle giyiniyor. Tişörtler, ne? Kotlar. Sesin çıkmaya başladı yorumlarda şaşırdım. Bir tek yani, bizim Türklerde abartı var. Bir tek bizim Türk DJ'lerde fazla abartı var. Genelde yabancıların çoğu tişört, aynen, şapka oldukça sadeler. Çok bizim var. Türklerde var. Gayet net anlattın. Kendince bir şey de giymişsin. Ama benim burada ilgimi çeken şey Ecem'in Özde ile ilgili yaptığı yorum. Bana bir saldırısını geliyor o yani. Hiç sesini duymuyorum. Ya ben normal konuşurken de duymuyorum onu. Böyle bir iki yorum yaptı. Bana bir tavır almışsın bebeğim. Bakıyorum. Efendim? Bana bir tavır almışsın bakıyorum. Ayo, bir şey gördüm. Bir kıskançlık seziyorum senden. Kıskançlık mı? Evet. Ben mi? Seni mi? Evet. Sadece gülüyorum. Vallahi bilemiyorum yani. Özde seni mi kıskanıyor Ecem? Olabilir yani. Birkaç arkadaştan seziyorum böyle şeyler ama normalde ben bütün yaşam boyunca çektim bu sıkıntıyı. Nasıl? Vallahi ben de duyamıyorum seni. Ne? Bir daha söyler misin? Yani bütün yaşam boyunca ben çektim bu sıkıntıyı kıskançlık konusunda. Yani alıştım arkadaşlardan bekliyorum böyle şeyler. Gülüyorum bebeğim. Neden yani senin için böyle bir yorum yapılıyor? Nasıl? Sen güzel bir kadınsın. Niye seni kıskanalım ki? Tam tersi. Kendini daha iyi ifade et. Senin burada olduğunu biz görelim. Sadece zaten ben de değil gören de görüyor beni farklı zaten. Şeylerle de seni görelim istiyoruz ben aslında. Seni bugün vahşi hayvanlar parçalamış ya. Senin de biraz sesin evet, çıkıyor. Ondanmış. Böyle sesin çıksın zaten. Ben de şey kavgayla kavga değil biz kavgayla bahsetmiyoruz. Ben de tarzınla buradayım. Tamam biz de tarzımızla buradayız. Pek öyle görünmüyor yalnız. Aa biz ne oradan için buradayız? Görünmüyor mu? Biz yani ne için siz... buradayız? Özde. Bilemiyorum yanlış yani buradan öyle görünmüyor. Bilemiyorsan yok öyle. Üzdüm net bir cevap varsa konuş. Peki evet Lidya. Özde galiba seyretmiş kendisini, silik hissetmiş. O yüzden şu anda kime saldırsam diye düşünüyorum. Ben gerçekten izlemedim kendimi yalnız. Gerçekten izlemedim. Yani ben etraftaki yorumlara karşı böyle söylüyorum. Yoksa kendimi izlemedim. Etraftakiler sana silik olduğunu söyledi. Anladım. Bayan DJ geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. senin eteğin çok beğendim, çok güzel. Teşekkür ederim. Gözlerin biraz büyük, o yüzden bu tişört böyle gidiyor. Çok aslında daha güzel olur. Tişört havaya kalkmış diyor önden diyor. Ben doğru buluyorum ama onu. Ben de mesela. Sevdin. Ben sevmem. Ben sevdim. Tişört problemli ama yani yazısı falan da hani... Anlamadım yani. Sokma içine ya. Çok öyle sokma, de hiç olmuyor. Öyle, öyle havada duruyor dedi. O zaman kolları, şu kol altı falan bir düzelsene. O zaman da çok şey olmaz mıydı? Yakasını mi? Diğer taraf. Ha. Ya mi? Bir şöyle şuradan toparla. Kulaklıktan kurtulayım. Öne değiyordu, arkaya doğru. Konuşamadım. Bence ha. Kollarını omuzuna doğru kıvırsa evet mı acaba? Evet. Öyle de güzel olur. Bir kıvır bakalım kolları. Yalnız tişörtün modeli böyle. Ben böyle sevmedim. Mi? Evet. Zorlamayalım. Etek şey değil mi ya? Aslında bir kemer. Bu bir kemer. Kemer ve etek oluyor. Ben hayır böyle sadece küçük kemer. Ben içine deri bir tane etek aldım. Kemer üzerinde. Ama yani etek oluyor yani sonuçta. Tabii yani tight da giyiyorlarmış yani aslında genelde aldığım yok, çok yerlerde. Güzel yapmışsın. Tight da güzel tight olmaz. Tight dediler ben hiç istemedim. Yok tight da çok kötü olurdu. İyi ki giymemişsin. Evet. Yani bir DJ kabinde olabilecek bir kadınsın. Güzel. Teşekkür İyi gözüküyorsun ederim. Yani. Çok teşekkür ederim. Sizden bunu duymak çok güzel. Ben söylediğim gibi gene çok kolaya kaçmış. O kadar kolay ki bu siyahla beyazı giymek. Tenkit edemiyorsun. Yani çok az siyah beyazı kötü giyen var. Ama çoğunluk %90 uyumlu. Siyahla beyaz uyumlu. Ama yani bir DJ olarak zaten karanlık bir yerde bu. Herhalde apaydınlık bir yerde çalmıyorsun. Yani eteğe bayıldım. Kemere. Ben bile pantolonun üstüne takarım o kemeri. Çok da çok sevebilirim. Güzel, evet. Çalvarımın üstüne böyle bir kemer takabilirim ve çok sevebilirim. Siyah beyaz olmasaydı, üstündeki tişört renkli bir tişört olsaydı, yani çok böyle cart veyahut da birkaç renk bir arada olan tişörtler var böyle. Yani siyahlık altta kalıyor, kulakta kalıyor ama üstünde renk olsaydı. Ya da kulaklığın dorelerinden evet, falan bir şey kulaklıklar olsaydı. Kulaklıklar falan da böyle üstünde hani bir şey olsaydı beğenebilecektim.
Tenkit edilecek bir tarafı yok. Hepsi çok güzel ama çok çok olağan. Bu bir tarz mı? Hayır. Çünkü bütün genç kızlar aynı şey olamazlar. Saçının boyu dahil farklı görmek istiyorum seni. Ve ben bir daha bu kadar siyah da zaten söylüyorum. Yani siyah beyazı bir arada bir defa görmek istemiyyorum artık. Siyahı da istemiyorsunuz. Ben de koleksiyon... Bu hafta yasakladınız, siyah bir daha yok. Hayır, ne oldu biliyor musun? Çok kötü oldu program bana. Çünkü benim koleksiyonumun adı Ying Yang'dı ve evet, siyah beyazdı. Şu anda Ying Yang, belki de yapmayacağım sizin yüzünüzden. Soğuttuk sizi. Başka bir şey bulacağım, renkli yapmaya çünkü boğuldum. Siyah beyaz görmekten yani. Ben tamamen tişörtün yazısına takıldım. Yani konsept dahilini bir şey yazabilirdi. Yani ayakkabılarımı New York'ta bıraktım falan gibi bir şey yazıyor değil mi orada? Evet. Hani ona hiç gerek yoktu. Sen yani I love müzik yaz, I love Tiesto yaz, adama hayransın. Yani onunla hani hayatının dönüm noktası bir şeye çıkmışsın. Bastırın, yaratıcı olun. Yani kendinize özel bir baskıyla çıkın. Taksim'de adım başı her yerde tişört basıyorlar artık. Ama yazı o... yani bir de bir yazının hani saçmalığı ve karmaşıklığı senin üzerindeki güzel detayları da görgeliyor. Evet nefis, ayakkabıların, bacakların çok güzel gözüküyor şu anda. Hı. Hani kemer üstü etek harika gözüküyor ama ben yazıya çok takıldım. Peki tarz mı değil mi? Tarz değil dediniz, tarz değil. Yazı Baba. Yüzünden mi vermedin? Yazı yüzünden vermedim. Abi Türkiye'de kim bakıyor yazıya ya? Kimsenin ne demek baktığı kim yok. Bakıyor? Bakacaksın kardeşim. Bir şey giyiyorsan anlamını da bileceksin. Burada bir konsept anlatıyorsan bu konseptle ne alaka diye düşünecek. O kadar da hayır, değil. Hayır, hayır. Sinemaya gidiyorum diye sinema tişörtü mü giyeceğim? Hayır, ne alaka? Şey, tarz mı diyeyim Umut? Tarz. Koko. Ya tişört sevmedim ama ben konsept düşünüyorum. O yüzden tarzsın diyorum. Teşekkür ederim. Ama yıldız ama veremiyoruz yetmiyor. Ne yazık ki. Teşekkür ederim. Lidya geliyor. Bakalım Lidya elindeki dosyasında bize neler açıklayacak. Bir öpücükle yandım, çıkarmaya var mısın? Sen de yan, beni de yak, tutuşmayan kalmasın. Umurumda değil, kim anlarsa anlasın. Nefessiz kalalım, kurtaran da olmasın. Bir öpücükle yandım, çıkarmaya var mısın? Sen de yan, beni de yak, tutuşmayan kalmasın. Umurumda değil, kim anlarsa anlasın. Nefessiz kalalım, kurtaran da olmasın. Yaşanması gerekiyorsa yaşanır. Ne yani şimdi benden çekiniyor musun? Evet, ne çıkacak oradan? Yok, bir şey çıkmayacak. Ha öyle. Dosya sadece konsept için uygun. Konsepte ne var? Konsepte şu, ben genç ama başarılı bir iş kadınıyım. Ve şirketim için çok önemli bir anlaşma imzaladım. Şirketin karını %50'den fazla yükseltiyor. Onun sözleşmesini imzalayacağız. Çok heyecanlıyım. Ben terfi edeceğim. Terfi ettikten sonra bazı sekreterleri çıkartacağım işte. O şekilde. Peki. Sonra da bir akşam yemeğine çıkacağız müşterilerimizle. Anladım. Peki şu çay meselesini ben merak ettim de. Tabii. Yani sen de öyle gidip çayı dökecek bir tip yok yani değil, ama. Değil zaten. Ben gerçekten Serpil'le hiçbir şekilde yıldızlarımız uyuşmuyor. İlk başta hadi fena dedik ama ikinci günden zaten tartışmalarımız başladı. Hani aynı soyunma odasını kullanmak bile bize hani... Farklı zamanlarda girmeye çalışıyoruz. O kadar. Olacak kadar bulaşmamaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten uyuşmuyoruz. Hmm. Ama kalkıp da hani birinin emeğine pat diye çay dökecek değilim. Peki bir bakalım o görüntüler geldi şimdi bize. Ben bir görmek istiyorum. Serpil sen de gör. Hepiniz bakın. Lidya gerçekten bu çayı bilerek mi dökmüş yoksa yanlışlıkla mı olmuş? Ben bir şey anlamadım diyeceğim ama yani gayet rastgele o arkadan koşarak gelmiş senin orada olduğunu görünce sen de dönmüşsün. Ben aynaya bakıyordum, şöyle yaptım ve döndüm. O sırada Serpil'in gelişini sen görmedim. Sen koşarak gelirken önünde görmedin mi Lidya'yı? Benim de hatam.
Ama o dönerken ben onun yanından transit geçecektim. Şöyle bir hamle yapmış bana. Yani onun o hamle yapmasıyla zaten koluma döküldü. Ben oradan transit geçecektim yanından. Eline çay olduğunu evet, görmedim. Keşke elimde şu çay şekilde dönünce böyle tutmuyor olsaydı. Hayır, bilerek mi yapılmış diyorsun? Hayır, bilerek yapılmış. Aynadan görmüş olabilir mi senin geldiğini? Bilmiyorum ya. Ya görmüş gibi sanki. Ya çünkü evet, ayna var. O sırada aynaya bakıyor. Bakın yani. Bakalım kendime geliyor. Kendime bakıyorum. Aynada kendine bakıyorsun. Kendime bakıyorum. Hala bakıyorum. Şöyle yaptım, sonra şöyle yaptım. Yavaşlatıyoruz. Hop. Evet. Ya şurada şöyle bir hamle var ama yani herhalde şey yaptı. Ben refleks olarak aynadan görüyor mu diyor. Ben yüzümü kirletmek isteseydim beyaza dökerdim. Ya bulaştırmıyorum bu mevzuyu. Şey çok da şey değil. Peki Lidya. Yani. Konu gerçekten rahatsız ediyor beni yani. Peki. Bence özellikle yapılmış bir şey ben görmedim ama bilmiyorum. Evet Aygün. Şunu söylemek istiyorum, bu konu hakkında tek bir şey söylemek istiyorum. Aynaya bakıyor. Aynaya bakarken onun koşarak geldiğinin farkında değil mi? Elinde çay var. O elindeki çay da ayrıca. Sen dedin ki yok neymiş efendim, orada gördüm ben onu atacaktım. Gördüğümüz gibi hiç de atmayacakmışsın. Elinde duruyormuş resmen. Aynaya bakıyorsun ve içiyorsun o çayı yani. Nasıl oluyordu? Soğuk soğuk içiyorsun, bir de dönüyorsun onun koşmasına. Neyse ben bu konuyu fazla uzatmak istemiyorum. Ama eğer bir şirkette, bir firmada, bir kurumsal firmada olsaydın bence bu şekilde olması en güzeli. Hatta belki çok azıcık arkadan eteğin birazcık yırtmaç istiyor gibi sanki. Orada bacakların çok daralmış gibi geldi bana. Ama eğer bir firmada, kurumsal bir firmada bir insan bulunacaksa karakterine ilgili bir yorum yapmak istemem ama kıyafet olarak bence böyle olmalı. Bu daha adaplı bir şey. Peki, evet İdin. Lidya'nın çarptıktan sonraki paniğini de gördüm. Hatta Serpil'e dedim ki gel yıkayalım, kurutalım, hemen bir şey olmaz dedim. Öyle bir yapmacık panik olamaz yani. Kızın aklı çıktı ve çok üzüldü. Ben bunu gördüm, kasti bir şey yok. Aynada da çok dikkatli baktım, yere bakıyor. O kendisi fesat olduğu için herkes de kendi gibi sanıyor. Hiç kasti bir vallahi şey yok. Hiçbir şey değil. Kıyafetine gelince de ben çok beğendim. Sana göre, yani yaşına göre çok değil. Ama hani gerçekten dediğin konsepte böyle bir kıyafetle gidersin, çok da şık görünürsün. Onu da takma o içten pazarlıklı. Onu zaten nasıl takmaktan vazgeçsin. Evet Nil. Nil, seni işten kovmuyorum evet, biraz. Yok, beni işten kovmasına rağmen şunu söyleyeceğim. Çok zarif, güzel. Kabı sadece çok parlak geldi. Ama bugün gözüme diğer günlerden çok daha böyle güzel görünüyor. Teşekkür ederim. Rica peki, evet. Hadi bakalım. Halde geldi. Yok, bezmiş değilim. Enerjim var. Sadece gerçekten şey, biraz baş dönmesi de var. O yüzden peki, dikkatli ben yürümeye çalışıyorum. Ben çok beğendim. Konsepte çok uygun. Teşekkürler. Eteğe bayıldım. Etek boyuna bayıldım. Tam boyuna gelebilecek. Bir tek o kolyeyi çıkarırsan çok mutlu olacağım. Evet. Çünkü zengin bir iş kadını ve iyi bir iş kadını umumiyetle ya takacaksa çok enteresan bir tek taş bir şey takar tek bir parmağına ama böyle ıvır zıvırlar takmaz çünkü zaten zengindir, iyi bir iş kadınıdır. Çok ucuz bir kolye o yani, kıyafeti bir de o fermuarla aslında dikkat etmek lazım çünkü burada bir fermuar gibi bir şey var. Dore, fermuar mı o? Evet fermuar, evet fermuar. Evet, tamamen fazla yani bu haliyle çok daha düzgün olsa olsa belki bir enteresan küpe olabilirdi. Bir hoş bir küpe ama iş kadını çok beğendim. Çok çok senin saçınla başınla bütünleşmiş ve konseptine de çok uymuş. Ben hiç beğenmedim. Paralı ama zevksiz bir iş kadını. Yok, ben bir, onun üzerine terfi bir olacağım. Hani tarzı yok. Öyle. O zaman yani bir şey olmak istiyor ama evet, daha bir fırın ekmek yemesi lazım. Bir tarz sahibi olmak için. Yani gömleğin ve eteğini son derece uyumsuz buldum. O dore aksesuarlar, o etek. Bu bir de bu dantel değil mi onun üstü? Evet. Yani işte ondan çok yoruldum o desenden artık. Yani bir dantel türevleri ve denemeleri kaynıyor piyasa. Ama bence bu kötü bir örneği olmuş. Ama çok iş kadını da unutma ki yani
Ne var Betül? Çok zevkli değiller ve piyasadaki şeyleri giyiyorlar. Yani piyasa malı giyiyorlar. Onun için ben onu öyle olarak aldım. Hı, yani öyle. Piyasadaki bir iş kadını. Aynen ama tarz sahibi değil işte. Yani. Tarz sahibi derken işte moda. Alım gücü var ama işte... Zevk yok diyorsun. Para onda ama zevk yok yani. Peki. Peki, teşekkürler. Coco. Çok şiksin bugün. Teşekkür ederim. Tarz bulmadım ama yani diyorum. Eteğin çok güzel. Keşke daha renkli ayakkabılar, mesela koral daha güzel olabilirdi. Bir de daha açık ruj rengi çok daha güzel olabilirdi. Yani artık benim renkli... dudak rengim bu. Ruj gitti kalmadı. Kendi dudağım herhalde. Olsun. Yani diyorum şiksin tamam ama tarz bulmadım maalesef. Bu tarz benim değil diyorsun. Peki. Teşekkür Umutcuğum. Ederim. Ben de hiç beğenmedim. Yani eteği falan... Arkasında mutlaka bence bir yırtma çoğumalıydı. Yani eteğin vücudunu takip edişini de beğenmedim. Biraz şey bollaştı evet. Bol evet. Biraz bollaştı. Yani desenlerini de beğenmedim çok. En azından dosyam kırmızı falan olsaymış da bir renk gelseymiş. Bir de niye dosya yani yönetici asistanı evet, gibi ya, terfi edeceğim falan diyorsun dosya. Hani çanta çünkü bulamayışını. Çünkü koştur son kontrolleri yapıp o da sen değil senin asistanın getirecek o dosyayı. Yani az önce mesela bir asistan yardımcısı kıyafeti giydin Nil. Onun kıyafetini bir gömlek, düz bir gömlek, siyah etek, bir tarz buldunuz. Aynı şekilde patron edasında bir hikaye var burada. Evet ama bu cadı diyorsunuz patron. Diyorsunuz ki yani en azından burada para da var, güç de var. Niye ama daha renkli ve zevkli olamadı? Evet. Anladım. Peki tarz mı değil mi? Ben tarz değilim. Ben çok iyi bir yolda olduğunu görüyorum onun. Onun için tarz diyorum çünkü gitgide kendini çok doğru bir yola koyuyor. Coco. Eteğin çok güzel ama maalesef sadece o sevdim. Sıkıldım yani o yüzden tarz değilsin tarz diyorum. Ben ilk kez böyle bir şey denedim ama teşekkür ederim. Ne oldu? Ne yaptın? İlk kez böyle bir şey denedim. Hani dedim bir iş kadını olayım. Ya bence kalem etek okey. Hani giymelisin zaten söylemiştim sana ama böyle bir şeyden bahsetmemiştim. İyisin. Teşekkür ederim. Teşekkürler seni yerine alıyoruz. Ne yazık ki yıldızın ederim. Yok. Bugün gerçekten jürimiz yıldız konusunda oldukça cimri. Artık siyah yasaklandı. Ya siyah beyazları harcadınız ya. Sıkıldım yani ne söyleyeceğim? Hiçbir şey beğenmedim. Ben hani beğenmediğim Aygün, zaman Aygün, o güzel oluyor. Aygün, ben beğendiğim zaman hani Aygün, siz bile geçtiğinizde onlar bambaşkalaştı. Senin kulağın duyuyor mu? Senin kulaklarını yıkamaya göndereyim mi ben? Öfkelendiğim zaman duyamıyorum. Kulağı kaldırırım ayağı. Bu ortaya çıkar. Elimde bu makas var ya bu makas. Nereden başlarım biliyor musunuz? Bir de elbiseden değil. Bize de napsın bize, biz birbirimizi çok sevdik. Kaçıyoruz bize, kaçıyoruz yarimle. Sırada Sonya var, izliyoruz. Ceketini versene bir gün giyeyim. Olur. İzmir. Kesin İzmirli. İzmir. Evet. Aa, geldi mi İzmir'den kıyafetlerim? Gelmedi ben almaya gideceğim. Anneannem rahatsızlanmış biraz. Aa geçmiş olsun. O yüzden anneanneme bakması lazım. Gelemiyor annem de. Peki. Neyse ben zaten gideceğim. Sen yeni şeyler al yeni şeyler dene. Deneyimle burada yapabildiğin kadar. Daha evet. Önemli bizim için bu. Nereye gidiyorsun? Ben kuzenimi izlemeye gidiyorum. Nedir deri, kuzenin? Deri fuarına gidiyorum. Kuzenim manken benim. Tamam. İzmir'de. Onu bir izleyeyim, bir ziyaret edeyim dedim. Defileye gidiyorsun. Evet. Peki, dön bakalım. Buyurunuz, Aygün. Evet. Kıyafetini beğenmedim.
Teşekkür ederim. Ama bunun için bence benim söylediğime sinirlenme, sevin. Çünkü genelde şöyle bir şey oluyor. Hani kıyafet usturuplu olmasa bile ben onu beğenmediysem o güzel oluyor. Kıyafet usturuplu olsa ben onu beğensem bu sefer güzel olmuyor. O yüzden de büyük ihtimalle sen beğenileceksin. Ama ben seni beğenmedim çünkü çok karalar içinde kapanmışsın. Senin cildin çok güzel. Teşekkür ederim. Ama bir de şu deriyle kotun, bilmiyorum hani o ikisi de koyu. O yüzden hoşuma gitmedi. Daha renkli giyinebilirsin, daha hoş olabilir. Ama çok karalara bağlamışsın. Daha renkli olursan, mesela turuncu, işte turkuaz, mavi. Senin üstünde bu renkleri görmeyi çok isterim. Peki ben. Sen yapabiliyor musun bunları, söylediğin bütün hepsini? Ben biliyor acaba? Musun? Ben başkasına güzel düşünebiliyorum. Yani başkalarına akıl veriyorsun. Düşünemiyorum. Demek ki o aklın çok kabul ama kendi aklına kendin kullanamıyorsun. Tamam canım ama ben evet. Sana söyleyeyim. Ben seni beğenmediğim için büyük ihtimalle beğenileceksin. Yıldızı da kapacaksın. Hı. Bu senin için. Güzel nasıl yani, jüri sana muhalefet mi? Var yani, ha? Anlamadım. Muhalefet ha? Değil de hani zevkler uyuşmuyor falan filan. Jüri ile zevkleriniz hani uyuşmuyor mu Aygün? Ben hani Aygün, beğenmediğim zaman Aygün, o güzel oluyor. Aygün, ben beğendiğim zaman hani Aygün, siz bile geçtiğinizde olay bambaşkalaştı. Seni kulağın duyuyor mu? Öfkelendiğim zaman duyamıyorum. İstersen bu konuyu biraz çalışsan yani. Peki Buse. Yani kendi ilacı olsa önce kendi kafasına sürer diye. Sen de bir şeyler ya aslında akıl edebiliyor bir şeyleri ama uygulamaya geçemiyor ve yanlış şekilde anlatıyor bunu. Hani kalkıp da aşık attığın kişilere aşık atmıyorum. Aşık atmaya kalkıyorsun. Altını çize çize söylüyorum. Aşık ondan sonra yoldan geri dönüyorsun. Hayır aşık seninki atmıyorum. Ne biliyor musun? Bir şey önce gösteriyorsun. Öyle anlaşılmasın. Eğer öyle anlaşılırsa tamam, da şimdiden özür dilerim. Kesinlikle amacım aşık atmak ya. Ve saygısız. Söylüyor tamam, sonra bir kaçıyor. Söyle de ben bir konuşayım bir sus. Duymuyor hayatım, duymuyor. Yani ilk başta böyle bir şey atıyor. Nabza göre şerbet veriyor aslında. Bir laf ortaya atıyor. Bakıyor nasıl bir tepki aldı. Hemen yol çeviriyor bu sefer. Hayır. Peki gayet net. İdil bir şey ekleyecek misin? Sonya'nın kıyafetiyle ilgili. Evet, ben zahmet. Kıyafetiyle hakkında konuşmak konu istiyorum. Konu sen değilsin, konu benim. Sen farkına var zaten. Kıyafetin için artı. Sevin diyorum. Onu konuşmaktan sevin sıkılmadın mı? Niye ben bu kadar kayla alıyorsunuz? Hadi peki, yeter. Hadi Sonya. Kıyafetin, alalım seni jüriye. Kıyafeti söyleyeyim mi? Hadi söyle. Şu içinde sanırım şöyle vazo gibi garip geliyor önü. Onun üstüne ceket giydiğin için çok boğmuş. Zaten sen güzel bir tene sahipsin ama jüri illa siyah çorap giy dedi diye sürekli de bunu siyah... Ben giymedim hiç. Yalnız. İlk defa mı giyiyorsun? Evet. Kusura bakma o zaman ama hani yani şu an çok gerçekten kara görünüyorsun. Ha güzel misin? Güzelsin ama çanta konusunda gerçekten vasat olduğunu düşünüyorum. Özellikle ben çantalara çok dikkat ederim. Hep ne yani abiye çantası alıyorsun ya da çok özensiz alıyorsun. Güzelsin ama ekstra hiçbir şeyin yok. Bir de çok kara görünüyorsun. Daha cıvıl cıvıl ol. Daha güzel ol. Tamam. Baş üstüne. Hadi Sonya alalım seni. Sibel başla, ben çok yoruldum bu aynı renkleri görmekten. Ben yok. Böyle nasıl biliyor musunuz? Yani bu akşam herhalde korku filmi göreceğim rüyamda. Gerçekten yani saymak istiyorum. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane siyah beyaz var. Yok zaten son. Vallahi yarın yasak. Ortalığı kaldırırım ayağa. Bu ortaya çıkar. Elimde bu makas var ya, bu makas. Nereden başlarım biliyor musunuz? Bir de elbiseden değil. Allah. Tam saçın ortasından. Eyvah. Siyah yasak yolarım. Artık gerçekten. Ben de mi giymeyeceğim? Sen de giymeyeceksin. Sen de giymişsin. Ay benim limon sarısı eteğim var. Evet. Artık sizlere söylüyorum. Bir kez daha söylemeyeceğim. Artık siyah yasaklandı. Duydunuz mu? Hocam anladık burasını. Duydunuz mu? Giymeyecekler bir daha. Ayakkabı dahil. Ay, evet, ayakkabı dahil. Ver ayağını. Nerede ayakkabı? Bak. Kış günündeyiz bak. Bak bak. Şunun topuğunla vallahi bir indirin. Ne olursunuz biliyor musunuz? Böyle hepiniz yandım Allah diye öbür tarafa gidersiniz. Bak kış ayakkabısı. Bak. Dünya artık kış ayakkabısı böyle. Siyah ayakkabı bile görmeyeceğim. Alayım ayakkabımı. Yok. Hadi bakalım çıkarın ortaya içindekileri. Evet efendim. Beğeniniz bu şekilde dile getirdiniz. Umut ben, senden ben alalım. Ya siyah beyazları harcadınız ya. Kötü kötü uyguladınız. Siyah beyaz renkleri. Ya en azından çorap giymeyi falan öğrendiniz. O konuda teşekkür ediyorum size öğrendiğiniz için. Sen de giymişsin bugün. Evet. Bu doğru bir şey. Ama ben ilk defa etek giyiyorum.
Siz dediniz diye giydim. Eteği sevmiyorum normalde ben. Bana ama mesela niye öyle geliyor? Sen hep etek giyiyormuşsun. Ya sen hep böyleymişsin gibi geliyor bana. Bana niye öyle geliyor? Çünkü hep bu renkleri elbise giyiyor. Elbise giydim çünkü. O yüzden. Evet, her zaman aynı renk giyiyor. Aynı renkleri giyiyor. Aynı renk. Ya bordo giydim. Koyu, ya etek siyah. Evet. Siyah beyazlar şöyle, geldi. Siyah beyaz şöyle kullanın ya. Bir şey yapın. Baksana. Yani bu da siyah beyaz ama. Ne kadar güzel. Siyah beyaz var diyorsun. Yani. Ki hani şey çok güzel. Yok yapayım ben Ying Yang'ı da body'in, siyah bezi görsünler. Body'nin üstündeki dudaklar. Yapayım da görsünler tam böyle yani. Harlem style ama gördük seni böyle sen bize böyle bir iki kere farklı gelip sonra böyle gelmen lazım. Saçların da iyi olmuş. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yani saçların da güzel. Böyle kalp gibi durmuş oldan. Buradan öyle gözüküyor. Ama siyah beyazsın abi. Yani ben sana şimdi verirsem Taz biterim. Peki kokom. Ay sıkıldım ya. Sokakta böyle çok kız var. Sıradansın yani. Beyaz siyah. Böyle kaç tane var beyaz siyah beyaz dokuz. Siyah. Çok. Sıkıldım yani ne söyleyeceğim. Hiçbir şey beğenmedim. Bu etek hiç sevmedim. Keşke mesela kırmızı pantolon olsaydı. Ne söyleyeceğim yani sıkıldım. Sıkıldım dedi. Sıkıldım. Ben de hayatında arasan. Arasan çocuklar siyahın yanına bu kadar kötü kırmızının bir tonunu bulamaz. Kırmızı denen o güzel rengin siyahın yanına bu kadar kötü kırmızısını bulman çok mümkün olmuş. Değil. Bak bak tut o çantayı yüz karası. Allah Allah tut 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 herkes görsün. Herkes görsün. Çocuklar bu kırmızı ölmüş. Yani yok yapamazsın. Can çekişiyor, belki biraz daha kızardın ama sana kırmızı çok yakışıyor. Belki birazcık bozuldun, ruhun belki can çekişiyor. Belki biraz daha kızardın ama sana kırmızı çok yakışıyor. Sizler kendinizi dans mı ediyor zannediyorsunuz? Hayır. Geliyor bana geliyor. O yanımdaki var bana ya geliyor. Sessiz duran. Bana geliyor bana geliyor. Bana geliyor. Öğretmen kılıklı. Öğretmen kılıklı. Hadi kalk bakayım da bir göster. Hadi göster göster. Hadi. Görsünler. Hadi göster de görsünler. Kızlar da gelsin arkama hadi yanıma. Arkaya dans şey istiyor. Önce siz de gelin. Yani arkaya dans şey istiyor. Gelin gelin onlar da gelsin. Önce sen. Gelin. Aynen. Güzel gözlüm seni bana çok gördüler, çok gördüler. Ha be kaynana nattın, bize de nattın, bize. Biz birbirimizi çok sevdik, kaçıyoruz bize, kaçıyoruz yarimle. Ha be kaynana nattın, bize de nattın, bize. Biz birbirimizi çok sevdik, kaçıyoruz bize. Kaçıyoruz yarimle. Sibel vay. Vay Sibel vay. Eminim ben. Bir de yani üste baktığınızda hiçbir şey yok yani. Sade at Allah. Söylüyorum sana öğretmen gibi duruyor. Müthiş bir şey. Ama yani roman havasını. Biliyor işi. İşi biliyor. Artistik tam. Kendinden emin. Ay ay eminim. Senden bunu demek ne güzel. Süpersin Sibel gerçekten. Ne cevherler var bizim jürimizde. Evet ben oynak onu söylüyorum. Diyorum. Kırmızıyı çok kötü buldum. Kıyafetin eğer farklı renklerde olsaydı güzel bulacaktım. Ama artık nefret ediyorum. Onun için aşağıdasın. Sibel moralin de düzeldi şimdi ne yapacağız?
Ya moralim düzeldi ama demin sana koko kırmızı pantolon dediğinde böyle bir gözün böyle açıldı. Hani siz Türkiye'nin en önemli tarz yarışmasındasınız. Yani kırmızı pantolon deyince gözün açılmayacak. Sen buraya kırmızı pantolonla geleceksin. Okey? O yüzden bugün tarzınız. Gözüm açıldı. Hayır yani. Böyle yaptı. Şaşırdı yani. Ama kötü anlamda yapmadım. Yani ya, işte yapacaksınız, yani göreceğiz. Kötü anlamda yapmadım öyle. Olmadı Sonya'cığım. Tamam. Teşekkür ederim. Buse geliyor, Buse. Bizi şaşırtmaya devam ediyor. Yeah, you never said a word. You didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, our word is slowly dying. I'm not wasting no more time. Don't think I could believe you. Vay 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 vay. Kendim yaptım diyorsun. Evet ama hiç emin değilim şu anda kendimden. Neden? Keşke farklı bir renk seçseydim. Keşke. Neyse şimdi. Ama ben de renkliyim böyle farklı farklı renkler. Neyse saçın başın. Ya şöyle karşıya gel sen. Orada vereceksin hesabı. Eyvah. Nereye gidiyorsun böyle? Ben bir tasarımcının öğrencisiyim. Bir defile düzenliyor ve bana da dedi ki gel sen de kendini göster. Böylece senin geleceğin için iyi bir şey olur. Ben de kendim tasarladım, kendim yaptım dedim. Ertesi gün gazetelerde bir yayınlasınlar beni artık. Peki. Tanınmaya hazırım evet. Diyorsun. Tanınmaya hazırım kıyafeti bunu bu. Bunu da şeyden dolayı aldım. İnceleyeceğim, bakacağım. Dikkat etmem gereken şeyleri hemen not edip ya da çizip öyle elimde şeyler peki, bulundum. Tanınmaya hazırım kıyafetimi bu efendim. Buyurun. Aygün çok istemiş konuşmak. Evet. Şu birkaç gündür kaybettiğin tasarımcı ruhunu tekrar bulduğun için, onu tekrardan canlandırdığın için seni tebrik ederim. Seni çok beğendim. Teşekkür ederim. Ecem. Arret. Aynen şaka mı bu? Beğendim, beğendim. Beğendiğimi söyledim. Aman aman çok kısa konuştu. Ay üzerine şey yapmayalım ama konuşmasın. Nefesim kesiliyor konuştum. Ya ben seni bir çizgi film karakterine benzettim. İsmini bilmiyorum. Böyle saçlar böyle, çekik. Böyle şeyler fırlatıyor böyle. Japonlar savaşçı karakter. sanki her an o plakları böyle fırlatacak gibisin. Hepinize böyle. Yaratıcı buldum. Sırayla geçeceğim. Ben almayayım ama iyisin. Hemen gelsin istiyoruz. Serpil gelsin. Eyvah o kadar. Evet gelsin, gelsin. Gelsin. Hadi bakalım. Talebem ne konuşuyor olarak konuşacağım. Ama benim bir sorunum var Cemil Bey. Bu yeni kulaklıklar kulaklığımı kepçe gösteriyor sanki. Hayır seninkini kepçe gösteriyorsa minnacık yavrum. Benimkini ne yapıyor? Eşeğimi dastarı. Ama senin de yakında büyür. Ha? Bu muhitte bulunmaktan, bir seninkini hürrem büyüyor. Olmaktan, hep duymaktan mecbur kaldığım için kulaklar büyüdü. Bakar senin de yakında mısınız? Büyür. Bak nereye bağlı şimdi, bir işi. Tamam, hayatında en büyük yanlışlarınız genç tasarımcıların. Bir fikirden yola çıkıyorsunuz. Aynı fikri her yerinize uyguluyorsunuz. Şimdi mesela o etek tek başına olsaydı, kafanda o şapka, plaktan gene, elinde çanta, plaktan olmasaydı, o eline mesela bir torba çanta olsaydı, böyle eski zaman gibi kocaman bir püskülle, kafana da bunu takmayaydın, bir tek etekte kalaydı. Ha, kafana mı taktın bunu? O zaman altında etek bu olmasaydı. Çünkü siz çok dolu oluyorsunuz gençler, bir konseptten yola çıkıyorsunuz. Ve o konsepti boğuyorsunuz, mahvediyorsunuz. Mesela fikir çok güzel. Fikir çok güzel. Plak elbise. Bak bir tek elbise de kullanmış. Ama kafasına gidip de o püskülleri onları koymamış artık. Yani boğuyorsunuz. Şu çok güzel bir örnek. Bu arada son ana kadar plak olduğunu farkına varmış. Evet. Tabii. Daha ki göğüslere gidene kadar. Yani tabii üste bak, gidene görüyor kadar. Musun? Ama bir tek elbise de. Evet. Bak dikkat et. Saçı ne kadar farklı, üstüne gözlüğü ne kadar farklı, hepsi ne kadar farklı. Şimdi sen de yani şapkanı alıp başka bir konsept yapman lazım. Altında gene senin giyiniş tarzın düz, renkli. Eteğin üstüne belki çok renkli aptal bir t-shirt. Evet. Sweater renkli bir t-shirt, ayağında renkli bir ayakkabı. Çanta tek başına bir şey zaten ama bu halinle en büyük yanlışı yapmış gene talebelerden birisi. Üç fikre de yazık etmiş. Evet, evet. Yani fikri
içine oturmuşsun, güller dikmişsin. Güller dikmişsin böyle, açıyor güller ama yaprakları hep dökük güllerin. Onun için de ben baştan söylüyorum, bana sormadan sana bu çok büyük bir ders olsun. Çünkü sen bunu çok tekrarlıyorsun, seni çok beğeniyorum. Bir fikirden yola çıktığında her yerine onu saldırıyorsun. Onun için tardiyiz. Direkt söylediniz, peki. Oo, cezasını çok kesti. Net. Evet, Coco. Ya seni seviyorum biliyor musun? Biliyorsun. Ama. Eteğin çok güzel, çok beğendim, çok kreatif. Ama keşke renkli, mesela Jamaican renkler. Yeşil renkler, kırmızı bir çok şey. Daha güzel olabilirdi. Tam siyah sevmedim ya. Herkes giyiniyorlar bugün. Ya ama şöyle bir şey var. Ben cidden bunu merak ediyorum. Sadece siyah giydiğim için mi yoksa abartı yaptığım için mi? Çünkü yani illa hayır, renkli mi tarz olabilirim? Ben abartı dedim. Aynen siz. Sen? Evet. Abartılı mı buldun? Evet. Abartılı buldun. Evet. Peki Umut. Devam mı Boku? Umut'cum. Yok başka ben bir şey. Ben böldüm seni o yüzden. Yo. Umut hadi. Sen de. Cemil İpekçi söyleyeceğini söyledi. Aynı şey benim için fazlasıyla geçerli. Önüne taktığın şeyler etek gibi durduğunu zannediyorsun ama çok saçma bir şey gibi duruyor. Yani böyle bir formu da yok ya dümdüz. Böyle bir şey gibi duruyor. Yani çok güzel şeyler düşünüyorsun, güzel fikirler üretiyorsun. Ya yamultmayı denedik ama yamulduğu zaman eteğe tekrar yapıştırılmıyor. İşte yani yapmışlar zaten, uygulamışlar. Onlar... Demek yapmışlar. Ki oluyormuş. Oluyormuş onlar. Bir de kafana taktığın hani tek onu taksaydın, başka bir şey yapsaydın, dümdüz giyinseydin. Kaybolmuş diyorsun. Peki. Yani Buse'cim biraz gaz kes. Gerçekten ve Türk halkının ne koydun lan kafana diyeceğin şeyler yapma. Ay onu ben diyecektim ya Levent Kıvıcan'ın. Yapma. Çok eskidir. Yani. Çünkü yani birazcık mesela yani dışarıda gören bir insanın sana gülmeyeceği bir şekilde gel. Ama gerçekten yaratıcı olsun. Yaratıcılık illa komik olmak zorunda değil bu hayatta ve bu ülkede. Tarz mı değil mi? Bugün tarz değil. Teşekkürler. Cemil Bey değil demişti. Coco. Ay. Söylemek istemiyorum ama tarz değilsin bugün. Teşekkürler. Umut'cum. Ben de sana sadeleş diyorum lütfen birazcık. Teşekkürler. Sadeleş mesajını aldın. Buse üzgünüz. Senin ruhun herhalde 1000 yaşında. Kavga yapmaya çok iyi biliyorsun ama hala giyinmeye bilmiyorsun. Sen bir kitap yazmalısın ama zevksizliğin mi, hadsizliğin mi, büyümüş de küçülmüşlüğün mü kitabı olduğunu bilemiyorum. Çok kısa olduğu için ben tamam. İstedim yapmak. Yolum yok. Ayakkabılarını Noel Baba'nın arkasında olan o cinlere benzettim. Kulaklarını aç, dinle. Açık zaten canım. Belli, çok belli. Dünyanın en basit kombinlerinden birini yapmışsın. Bu podyum bunu hak ediyor. Sen burada milletin ahlakını, edebini konuşacak en son kişisin. Dinsizin hakkından imansız gelirmiş. Ben de senin hakkından geleceğim. Sen bir mi? De... Come on baby. İdil Naz geliyor. Hazır mı İdil Naz? Tabii ki de. Haydi bakalım. Merhaba. Merhaba. Oh, sinir attın orada. Geldin rahatladın podyumda. Yok atmadım. Ya. Ben hep sinirliyim burada. Neden? Öyle. Sinirini mi bozuyorlar seni? Niye sence oluyor değil. Bunlar? Bilmem. Rekabet mi? Umurumda değil aslında. Düşünecek daha önemli şeylerim var. Mesela? Hediye getirdim. Evet. Aygün'e atasözleri deyimler. Ne seçtin oradan bir şey seçmişsindir sen? Yok seçmedim. Kendi seçsin kendine uygun olanı bulsun. Bu senin böyle kendi kapladığın evet, kitabın evet. mı? Evet çok değer verdiğim bir şey aslında ama artık o kadar tahmin edemiyorum ki değer verdiğim şeyi de ona vermeyi düşünüyorum. Şeker. Kaplamış evet. Bir de kitabını. Evet, onu da Aygün arkadaşına getirmiş. Hı-hı. Okusun biraz söylediğim deyimleri atasözlerini anlasın dedim. Mesela küçük düşmeyi açtınız direkt değil mi? Bir de küçük suda büyük balık olmaz. Ya
Kül kedisi var altında da. Bir de küçük dağları ben yarattım demek. Ey amma ki açmışız ha. Güzel sayfa olmuş. Hepsini ona mı gönderiyorsun? Heh, benimkini buldum. Külahını ters giydirmek. Bir kişiyi yaptıklarını pişman edecek derecede ağır bir yenilgiye uğratarak kandırmak. Hı hı. Bunu mu yapacaksın Aygün'e? Bilmem belki. Wow. Bu kadar şey oldu yani seni. Etkiledi. Aslında o kadar çok kafaya takmıyorum. Daha önemli gerçekten yapacak işlerim var ama buraya geldiğimde hoşlanıyorum. Çırak çıkartmak nedir? Ortağını iş yerinden zarara sokarak ayırmak. Burayı bir iş yeri olarak düşünürsek ortağı zarara sokabilirim. Çok ortak değil ama bir zarar olabilir. Hmm. Yalnız sular. Yalnız sular diyorsun. Hı hı. Boynuz kulaktan sonra çıkar ama kulağa geçer. Hiç sanmıyorum. Keserler o kulağı. Her şeye bir cevap var. Çok hoşuma gitti. Peki. Sarı şey Sultan gibi... bile duydu. Evet, benim ondan iyi olduğum herkes duydu. Bir o anlayamadı. Peki neyse. Bu böyle uzar gider. Bunu Aygün'e mi veriyorsun? Evet, Aygün'e veriyorum. Oraya ver bırakayım. Ver canım benim. Ver ver. Herkes bir şiirler, bir sözler, bir kitaplar. Al canım ay, benim. Ay harika. İlk ve son hediyem. Şimdi buradan ben sana bir şey bulacağım. Ben bundan sonra seninle konuşurken şuradan çalışayım. Seni çalış çünkü vurayım. Anca o şekilde birbirine tartışabilecek seviyeye geleceksin. Bebeğim. Peki nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Şimdi önceki dünü var bu işin. Peki. Dün yeni sevgilimle konuştuk. Ben de ilk senin arkadaşlarımla tanıştıracağım dedi. Artık herkes senin gibi güzel ve tatlı bir sevgilim olduğunu görsün dedi. Ben de bir modlara girdim, havalara girdim böyle. Tamam. Sonra sabah uyandım. Hazırlanıyorum işte ne giyeceğim, bunları giyeceğim, gideceğim falan dedim. Beni aradı. Benim işim çıktı ama seni de çok görmek istiyorum. Bir pizza yemeye gidelim dedi. Bak şimdi. Ben o pizzaları onun ağzına bir sokacağım, bir tepiştireceğim. Ha. O bir net de. Dedim ki benim de pizzalı bir tişörtüm vardı, hadi ben bunu giyeyim dedim. Ama sadece bunu giyip gitmem tabii, ben kafaya da bir şey takıştırırım dedim. Hadi ben geliyorum pizza yiyelim dedim. Boğazında kalacak o pizza. Kalacak. Yani kalacak. Diyorsun ki pizza yemekle mi sadece? Benden önemli işi olamaz. Ama olmuş. Hata pişman etti. Pişman ediyorum diyorsun. Hata etti. Peki buyurun bakalım. Evet Serpil. Pizza yemeğe mi gidiyorsun? Hı hı. Ya eskiden bir çizgi film vardı, Ninja Kaplumbağaları. Aynı ona benzemişsin. Orada da pizza yiyorlar zaten kendi aralarında. Ben de aynı şey ona benzemişsin. Çocukken çok izlerdik abimle ablam üçümüz. Ben de izlerdim. Ben Donatello'ydum. Abim Splinter falandı böyle yani. Kendi aramızda böyle eğlenirdik yani. Hani çok komik olmuşsun, komik görünüyorsun. Ben gerçekten de hiç komik değil, ben normalde de takıyorum nasıl yani? Fanlara. Bir şey yapmaya çalışırken gerçekten yap. Bir şey yapmaya çalışmıyorum, bunu ben yeni almadım. Vardı zaten, daha önce de takıyordum. Komik görünüyor olabilir, insanların bakıp komik durdu demesi de benim hoşuma ben gidiyor. Ben böyle bir tişört anca bana sevgilin verdiğinde giyerim. Onun sevgilin olursa bir tişörtle... verir. Efendim? Sevgilin olursa verir diyorum. Keşke, inşallah. İnşallah, hayırlısı. Versin de hemen giyeyim. Peki, Buse. Olması çok güzel. Ben severim öyle bol tişörtler. Tam da yerinde bence. Daha kısa ya da daha uzun olmamalıydı. Kafana taktığın bandana mı? Farklı bir bandana tarzı ya da bant mı? Bu tam olarak böyle takılmak için satılıyor. Aynen. Güzel durmuş yani. O, eski şeylere benziyor. Bu adamların kafasına taktıkları. Sadece saçlarını biraz daha doğal saçların daha güzel. Seni biraz daha aslında kabartsaydı. Aslında doğal saçım çok az. Maşaya çok az bir düzeltme var. Evet, ben sen de farklı durmaz da onda çok farklı durmuş yani. Arkadaşa şey. Da yakışmış. Kendiyle birazcık bağdaştır yani kendiyle. Beni farklı görünce kıskandın mı Serpil Cansız? Ben mi? Bir canlandım ben gelince. Ben canım seni farklı görünce niye kıskanayım ki? Mutlu mu oldun? Hayır. Niye kıskanayım ki? Değişik şeyler yaparsan mutlu olurum. Şu an bana çok sıradan peki. Geldin o yüzden mutlu değilim. Nil. Peki. Dili beğendim. Dilin tarzı sonuçta. Hatta hani dediniz ya büyük kadınsın, büyük kadınsın. Buyurun size 19. Tam o noktaya değinecektim. Hayır, tam o noktaya değinecektim. Evet bir küçük böyle çıtır kızlık havası var ama o rujuyla yine ben idilim diyor yani. O rujla kafamda evet. Güle güle kendimi soktum oraya doğru. Yani it tarzındasın bence. Peki evet. Ecem. Sen bana yorum yani. Yapmadın da ben sana konuşayım kendimi biraz. Kendimi zor tuttum. Biraz boğazlarım şiş. Ha, hangi boğazlar? Kaç tane var bebeğim sende ben boğazlar? Bende bir 10-15 tane var. Belli. Ama bugün hepsini iyi biriktiriyorum. Bir dahaki bölümlere bomba geleceğim sana. Geceliğini giyip gelmişsin. Geçen gün sen de resim yapmaya giderken geceliğinle gittin. Oradan hatırladın değil mi bunu? Benden mi esinleniyorsun bebeğim giyinirken? Ne? Benden mi esinleniyorsun yok canım giyinirken? Sen onu giymeden önce aldım ben bunu. Aşkım. Söyle ayol. Ayol. Bir sus. Peki, o kafandakiyle de temizlik mi yapıyorsun, ne yapıyorsun? Bari onu taktığın saçlarını toplasaydın da böyle. Toplamıyorum, seviyorum. toplamayacağım. La. Toplamıyorum. Güzel böyle, havalı, evet, toplamayacağım. Evet, buralardan sarkıtmışsın. Aynen, toplamıyorum. Eğlendiriyorsun beni ya. Sen de beni. Peki, önce Aygün ve sonra Duygu bir cümle alacağım. Tamam, senin için çok güzel sözler buldum, canım benim. Cahile laf attım anlatmak. Neymiş?
Sen kendini uyanları seçtin bence, yalnızsın. Kendini uyanları seçmişsin. Deve yerinde atlatmaktan daha zordur. O yüzden ben sana laf bile anlatmayacağım. Anlatamazsın ki, aynı kademede değiliz. Ben senin lafını anlayamam. İstemez. Canım benim, iyi ki verdin bunu. Sen bundan çok evet, azıcık çalış da benimle kavga edebilecek seviyeye gel. Benim kavga ettiğim insanın bile bir kalitesi olur. Ya. Benim kavga ettiğim insanın keşke bir kişiliği olsa. Var canım, var ki seni var, böyle seni böyle eziyor burada. Senin aklından burada ben gelirim. Sen beni bekle. Evet arkadaşlar, kıyafet yorumuna dönersek eğer. Evet Duygu. Ben üstündeki kıyafetleri kendisine çok yakıştırdım. Gayet de yakışmış. Artı daha demin Serpil, biz bu kıyafetle ancak Tekirdağ köfte yemeye gideriz dedi. Ben bu yarışmaya Tekirdağ'dan katıldım. Kimsenin bu şekilde konuşma... Ben konuşuyorum. Sen niye üstüne alınıyorsun ki? Biz Tekirdağ'a gidemez miyiz? Kimsenin bu şekilde konuşma... Ben sen Tekirdağlısın diye... Ben bir şey konuşuyorum. Ben sen Tekirdağlısın diye bunu ima etmeye çalışmadım ki. Köfte olsa da yesek. Sen kendini buradan pay çekerek... Yani kendini öne çıkartmana gerek yok. Ben Tekirdağ'ı da çok seviyorum. Tekirdağ köftesini de çok seviyorum. Tekirdağlıları da çok seviyorum. Yani bunu kendine benzetmene gerek yok, tamam mı? Burada araya girmek zorundayım. Ben köfte kendime öyle bir şey yok yani. Gerek yok. Zaten önde bir kişiliğe sahibim. Artı iki haftadır, pardon affedersiniz, bir haftadır Tekirdağ köfte yemeye gidelim. Tekirdağ köfte gideceğiz yemeye gidelim. Gideceğiz ama çok istiyoruz. Bu lafı söylememesi, bu kıyafeti hem beğenmedi, sonra diyor ki biz ancak bu kıyafette Tekirdağ köfte yemeye gideriz. Öyle bir dünya yok kardeşim. Ben burada oturuyorsam asla hiçbir memlekete, sizin memleketinize laf söylemediysem benim de memleketime kimse laf söyleyemez. Ya ne alakası var? Senin niye memleketin? Orası senin ondan... memleketin, bizim memleketimiz değil mi yani? O zaman o şekilde konuşacaksın. Bir dakika, orası senin memleketin, o benim memleketim değil mi yani? Belki benim annem Tekirdağlı, sana ne? Bir dakika ama Tekirdağ köftesi değil midir yani? Biz bir dakika, ben yanlış varıyorum. Ne alakası var? Ay bir dakika susun. Ama yanlış yere saptırıyor. Ben öyle bir şey ima etmeye çalışıyorum. Hadi alalım seni. Tekirdağ. Aman bir geliyorlar, atlar koşturuyor. Bir defa şu kafandakini aşağı alıp... Alnındakini, hay, daha doğrusu. Hayır, alnındakini aşağı alıp... Hayır, şuradan daha takarsın. Daha aşağı mı alayım? Hayır, bir dakika, bir görmek istiyorum. Şuradan şöyle bir tak bakayım onu. Yani saçların çıksın. Bant gibi mi takayım? Ensenden, evet. Ensenden diyor. Enseni aşağı. Girip takayım. Evet, evet, bir göreyim onu. Hakikaten ninja kaplumbağa. Hakikaten bayağı yani. Bayağı alnının ortasına tamam, koymuşsun onu. Tamam, şimdi koy bakayım. Koy bakayım şimdi. Bir tane boynuzda atlar vardı kapayım. Çizgi filmde eskiden. Biraz peki. Kulakları kapayım. Biraz onu yana çevir o düğümü. Hayır çok çevirdim. Biraz daha. Heh. Bakayım. Bir de anlamadığım bir şey var. Sibel söylemişti. Ve çok doğru. Senin saçlı alnın da böyle minik minik saçlar var. Evet. Aldır onları. Onlar kesilmekten mi var yoksa tüy mü? Yok, o bebek saç değil onların hala. Yavrum, yarım kilo şeker, yarım kilo şeker. Allah, ağda tarif iki verir. Tane limon. Güzel karıştırırsın. Sakız gibi çekersin böyle. Ağda partisi mi yapıyorsun? Biraz da çocuklara dağıtırsın. Alnına yapıştırır. Şöyle bir çekersin onu cart diye alın çıkar. Karışır karışır. Aman yani olmaz. Sana yarım çay olmaz. Dedem ver miyiz? Ağda öyle olmaz. Karışır. Çay dedem ver miyiz? Hayır. Ağdadan küçük çocuklara yedirirler. Sana yedirirler. Çay dedem yiyelim. Hayır şey yapabilir. Lazer var şimdi. Lazer. Peki pizzacıya gidiyor erkek arkadaşıyla. Hafif ekilmiş durumu var. Morali bozuk, ondan bir süslenmiş. Bir de çantanı çevir. Görmeyeyim o şeyleri. Evet, bir çok de şu genç. Kolundakileri bir tanesini evet, çıkar. Bir tanesi şu parlayanı çıkar. Strazlı çıksın. Evet, onu çıkar. Güzel de o ya, sevmedin mi? Çok straz taş. Bir de ben özellikle sağ sol dediğim zaman senin sağ solunu söylüyorum, kendimkin değil. Tamam. Doğru olan odur. Bu ilk defa seni geldiğinden beri, ben bitiriyorum. Geldiğinden beri evet kokoş, evet süslü, evet evin güzel şımarık kızı. Ama gençicik, tazecik, genç. Daha sonra o kadınsı elbiseleri attım. Hayır, gençicik, bıraktım. Çorabından ayakkabına, gençicik ama tatlı ve şeker gördüm ve çok beğendim. Teşekkür ederim. Bu haliyle ama demeyecek ninja kaplumbağa. O da işte savaşmaya geliyormuş gibi hissediyorum ya, ister istemez psikolojik. Hayatım, bir kadın kıyafetiyle savaşmaz. Bir kadın gözleriyle var, ve arkadan çıkıyor çıkacak benden. Diliyle savaşır. Peki Sibel, ne diyeceksin canım? Ben de çok beğendim. Yalnız içindeki o ince çorabın biraz daha kalın olmasını istiyorum. Yani o fazla ince bir çorap daha olmuş. Opa, daha opağa yakın bir çorap olsaymış, daha pizzacı için uygun olabilirmiş.
bu haliyle çok fazla feminen, yani işte sensin, işte kırmızı rujun gibi o çarabın da incesini tercih etmişsin. Belki de giymemeyi tercih ederdin. Belki de 2 gün önce evet. Bu siyah çorap olaylarına çok giymesek belki. Evet. Ama düzeltmeye çalışıyorum. Gerçekten doğruya doğru ben olsam giymezdim. Giymezdim. Evet. Çok belli oluyor. Ama üşütürsün kızım, üşütürsün. Alttan üşütürsün. Ben üşüteyim ama güzel gözükeyim. Sonra böyle de güzelsin. Gece. Kalınıyla daha da güzel gözükecek. Teşekkürler, sağ olun. Dikkat edeceğim. Coco. Ben bu kombini çok sevdim bugün. Keşke daha uzun çorap olsaydı. Yani şöyle jaltiyel çorap. Jaltiyel çorap. Evet. Onu geçen ya sefer de istemiştin. Işte. Sen hep onu istiyorsun. Bak evet. Oluyor. Çünkü kesiyor bacaklara. Böyle çok daha güzel benim. Şu an kangren oldu ama. Bak böyle daha tatlı oldu. Evet, çok daha güzel şu an. Oradan kan çıkmıyor şu an. Ceket biraz büyük. Biraz büyük mü? Aslında bunu vintage bir mağazadan aldım. Hani güzel. Böyle aldım. Kirli biraz da ikinci el aldım. Çok hoşuma gitti. Hani büyük olmasını sevdim ben aslında. Yani bilerek böyle aldım. Nasıl buldunuz? Evet ben... Tarz dediniz. Tarz evet, dediniz ama Umut yorum da yapacak. Muazzam dedi. Yani bu arada ben çorapları Sibel'de katılmıyorum. Muhalefette olmak istemiyorum ama bana bu çorap çok doğru geliyor. Çünkü altına da uzun bir çorap giydiğin için bu ince denli çorap bana çok okeydir. Böyle yukarı bayıldım. Çekince güzel oldu. Evet, böyle de güzel oldu. Haydi. Tam işte 19 yaşında kızsın. Süper. Böyle bir yerinden tarz bir şey dediniz, çıkmıyor. Tarz dediniz. Tarzın. Tarz aldın. Hadi bakalım İlil'cim. Tebrikler. Öykü geliyor sırada. Bakalım renkli hale bizim içimizi açacak mı? Savuruyorsun ya baka baka doyamıyorum. Gözünü süze süze havalı havalı gülünce hayran oluyorum. İstediğimi bile bile tatlı tatlı ben altı çekilmeden vuruyorsun ya. İstediğimi göre göre nazı nazı gizliden renk de veriyorsun bana. Şans meleğim nerelerdeydin tam zamanında geldin. Süper süper en güzel bölüm başlıyor yalıma uzan seyredin. Süper süper şans meleğim nerelerdeydin. Tam zamanında geldin. Süper süper en güzel bölüm başlıyor yanıma uzan seyredeceğim. Çantanı bana versene. Tabii. Beğendiniz mi? Çok güzelmiş. Renk var. Jüri beğenir mi sence? İnşallah. Nereye gidiyorsun? Paris'te bir resim sergisine gidiyorum. Wow. Hadi dön bakalım. Evet Serpil. Yani Paris'te resim sergisine bu şekilde gülüyorum yani şu an. Neden? Canım renk yapmaya çalışmışsın ama bu sefer olmamış. Yani renk yapmaya çalışmışsın, renkli bir şey giymek istemişsin. Ama olmamış yani. O çantanın rengiyle ceketinin rengi birbirine o kadar çok yakın ki. Yani çantanın kendi özelliğini kaybetmiş. Çanta kendi başına evet çok güzel. Üstündeki de kendi başına çok güzel. Ama olmamış çantayla ikisi. Ayakkabılarına zaten yorum yapmıyorum. Neden? Hoş durmuyor bence. Evet Müge. Ben seni çok beğendim bugün Öykü. Özellikle ayakkabılarını çok beğendim. Jürinin dediklerini de yapmasın, renk kullanmasın. Çok yakışmış. Kaşlar da çok güzel olmuş. Altını çizerek söylüyorum. Artık Öykü'nün kaşları zaten çok güzel. Olay şu an. Saçların da çok güzel. Aslında şöyle de diyebilirim. O haliyle de yakından gayet normaldi, iyiydi ama hakikaten yayında çok ya farklı ekranda. Duruyor. Benim de lenslerim çok patlak duruyormuş. Görünce kendimi yanlışlarımı gördüm. Teşekkür ederim sizlere de. Evet, ama çok kötüydü. Ama yayında görmedik. Burada çıplak gözle görüp söyledik. Yani bayağı canavar gibi gözüküyorum. Yayında evet ben... Canavar gibiydim. Aynen, yaratık gibi görünüyorum. Yaratık demek istemedim, canavar. Kendi kendime söylüyorum. Peki, evet Buse. Ne diyorlar ona? Çorap çizmemi de artık. Hiç beğenmedim çizmeni. Çantanda keşke farklı bir renk olsaydı. Saçım ve makyajda bugün söyledim zaten, bayıldım. Seni tam olduğun gibi göstermiş. İçinde ne var? Elbise. Bakabilir miyiz? Oy, bir sandık güzelmiş. Niye açmıyorsun? Böyle daha güzel oldu sanki. Wow. Ama kapatıyorum.
Peki sen öyle gel, hiç açma, açılmıyor da, tamam mı burada? Tamam, açılmıyor. Hadi gel, bekliyoruz seni. Öykü, kaşların caps mi oldu? Evet. Nasıl oldu, ne yaptılar? Ya dün Twitter'da gündem olmuş benim kaşlarım. Çok üzüldüm ama. Bayağı bir gündem olmuş. Ama gündem gerçekten, olacak kaşlarım vardı. Yok yani hani baktım çok kötü çıkmış gerçekten. Yani evet. Herhalde ben artık göremiyor muydum? Hani annem falan bile söyledi. Yani nasıl çıktın, nasıl yani hani. Şu anda gerçekten çok farklı. Ama bir ton daha açabilir. Evet. Ve biraz da şurandan kaşını alabilirsin, evet, daha anladım. Yani yuvarlaklığı için. Ben Serpil'e katılmıyorum. Çantanla paltonun renginin o yani yakın tonunu çok sevdim. Çok uymuşlar birbirlerine. Ben tabii ayakkabı mı desem, çizme mi desem, ne oldu be, çorap mı desem. Ne olduğunu hiç anlayamadım. O ayakkabıları sevmedim. Ona kırmızı oje pembe sürmeni yani. Sevmedim. Pembe mi anladın? Pembe. Bana kırmızı gibi geldi. Ya da yani daha koyu bir şey sürseydin pembe de olmamış o zaman. Daha iyi olabilirmiş ama yani ben direkt peşinden söyleyeyim arkadaşlara ders olması için sırf renk cesaretin için bugün sana tarzsın diyorum. Çok teşekkür ederim. Wow. Hemen tarzına kaptım. Ben bugün laf dinlediğin için seni geldiğinden beri ilk defa hakikaten çok hoş buldum. Kaşlarının rengini değiştirmenden rujunun rengi bile yüzüne gittikçe yakışacak rengi bulmaya başlıyorsun. Ben çizmeleri çok sevdim. Teşekkür ederim. Çizmelere bayıldım. Neden yahu? Bayıldım, bayıldım. Yani çizmelere bayıldım. Yani tabii ki mesela şimdi bunun altına, ya bende garip bir şey, ben rengi seviyorum ya çok. Şimdi bunu giyseydim ben, nasıl sen hani bunun altına bu kadar rengarenk bir çizme giydin? Ben bunun altına böyle sanki böyle bir patlatan bir renk giyerdim. Yeşil mi giyerdim? Evet. Ne giyerdim bilmiyorum. Böyle bir çizme giyerdim renkli. Siyahtan çünkü çok sıkılıyorum. Ama biçim olarak çok feminen. Böyle dediği gibi ne çorap, ne çizme. Ne ayakkabı. Evet. Ama çok feminen. Bir de ve taşımış ama. Senin o güzel bacaklarına. Maşallah diyeyim de nazarım değmesin sonra da. O güzel bacaklarına çok yakışmış. Yani vücuduna göre giyinmiyorsun diyordunuz hep, evet, biliyorsunuz. Evet diyorduk. Bugün ilk defa vücuduna, tipine, suratına, saçına göre giyinmiş. Yani gözümden çıkıyordum. Geri geldi. Geri geldi. Peki Koko. Uyku, ben seni öpmek istiyorum. Kalk. Öp. O kadar mutluyum. Kalk. Geliyorum. Öp. Vallahi geliyorum. Geliyor. Vallahi geliyorum dedim. O kadar mutluyum sen sana. Orada. Geliyorum. Orada mı diyeyim? O kadar mutluyum. Oh, hayır, öyle oh, mi? Geliyorum. Oh, hey. Oh, sonunda. Sonunda diyorum. Çok mutlu oldum. Çok mutluyum. Vallahi. Öykü sen bu da mı gol değil diye bağır şimdi. Vallahi sen çiçek gibisin bugün. Teşekkür ederim. Çizmeler bayıldım. Bu renk çok yakışmış sana. Makyaj nefis. Saç çok güzel. Ah, o kadar mutluyum. Yok. Hakikaten yani ümitsizdin. Süper. Yok, artık söz dinliyorum. Çok. Cumartesi gününde yani bir saça ihtiyacım var. Gür bir saça ama ondan sonra kesinlikle kaynaklarımı da çıkartacağım. Oo, bravo. Aa, İnadı kırılmış. Bye. Umut'cum. Kaş konusunu hiç açmayacağım. Daha fazla. Yeterince. Olsun, barışık ol kendinle. Yani herkesin bir kusuru var. Geçecek bir kusur. Geçmedi mi? Geçti canım. Ben de beğendim seni. Yani ki üzerindeki rengi ben çok sevmem. Yani o tonu sevmiyorum. Ama işte çantanla onun renklerinin farklı oluşu. Aynı renk olsa mesela hiç sevmezdim. Evet, özellikle zaten. Üzerindekinin boyu ve çizmelerinin boyunun bittiği yer, her şey tam olması gerektiği gibi. O yüzden de... Tarz mı? Tarzsın. Tarzsın. Koko? Tarzsın. Tarzım. Hadi kaptın yıldızları. Vallahi kaptın. Teşekkür ederim. Aygün Hanım zatalileri. Zatalileri acaba buraya gelmeye hazırlar mı? Biz gelelim arzu eder. Siz zahmet etmeyin Aygün Hanım. Hayır, estağfurullah olur. Aygün geliyor.
fall on top of your girl. What I'm involved with is deeper than the Masons, baby, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could. Ayağında bir şey mi var? Yeni ayakkabı. Evet, vuruyor bu. Gene vuruyor. Evet, çok kötü yara yaptı. Evet. Zor bir şey değil mi? Evet. Evet. Kendin mi yaptın bunları? Yok, hayır. Yani kendim uydurdum. Uydurdun. Bakalım. Peki nereye gidiyorsun böyle inciler falan? Bu aslında bir elbiseydi de ben bunun desenini çok beğendim. Evet. O yüzden bunun bu İspanyol tarzında bir elbiseydi. Bunun tamam. Paçalarını içeri soktum. Alttan kısalttım. Ha. Eteği de geçirdim üstüme. Oo, öyle bir şey İnciyi yaptın. De taktım. Ben çok seviyorum inciyi. Bakalım. Normalde bu böyle bir şey. Şöyle ay. Morlu falan filan biraz daha yaşı büyük bir şey. Daha tatlı acaba. Ama ben işte burası böyle burası dur, böyle olmasın. Jüri kalsın, jüri karar versin. Öyle mi öyle değil mi? Belki. İstemiyor musun? Sokayım beğenmezlerse ki peki, öyle olacaktır. Nereye gidiyorsun? Çıkartırız. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Ben anneannemlere yemeğe gidiyorum. Ailece yemek yiyeceğiz. Aile yemeği. Evet, o yüzden şey hani çok o benim çok böyle şeyli giyinmemi sevmiyor. Tamam. Renkli renkli. Siyah da olmaz. Herkes siyah giyiniyor. Tamam. Dedim biraz da onun torunu olarak onu andırayım. Ama güzel, gençliğimi de koruyayım dedim. Peki. Öyle giyindim. Hadi bakalım gençliğini ortaya koydu. Siyah giyinmedi. Anneanneye yemeğe gidiyor Nazlı. Öncelikle üzerindeki bluz çok dar, vücut ölçülerine göre biraz daha farklı, daha bol şeyler giymelisin. Bir de bacaklarına böyle kıra kıra yürüyünce böyle... Çok vurdu. Dünden de yara vardı, ya, acıyor. Çok enteresan bir görüntü oluşuyor, neyse. Hadi, tamam. Şey yok, çanta yok. Yemekteyim yani, evdeyim. Kıyafet evdeyim. Biraz tarihi eser gibi, senin yaşına göre bence çok eski. Yani kalmış, eski kalmış. Ayakkabılar uyumsuz. Saç çok klasik, inci, bambaşka bir dünya. Mi? Evet, yani geride klasik böyle mi? Çok enteresan geldi. Tamam. Kendine yazık etmişsin bence. Peki Buse. Anneannene git, yemek yiyorsun değil mi sen şu anda? Yok, anneannemlere gittim. Anneannelere gittin ama babaanne olarak gitmişsin sen de. Yani kıyafetin onu gösteriyor. Ayrıca çok yaşlı görünüyorsun gözüme çok ve dünyanın en basit kombinlerinden birini yapmışsın. Bu podyum bunu mu hak ediyor? Evet Nil. Bir şeyler ben, söylüyorsun yok, ama. Yok ben kendi kendime. Kendi kendine evet. Söyleniyorsun. İdil. Ne haber anneannem? Anneannem mi sensin, sen mi anneannem belli değil. Anladın? Saçın da hediye paketine benziyor. Seni de bir hediye paketi yapıp kargo ile yurt dışına yollamak istiyorum. Gerçekten tahammül edilemezsin. Ben de seni. Üstündeki renkler iğrenç, berbat görünüyorsun. Hiç beğenmedim. O inci ne öyle? Kaç yaşındasın sen? Kaç yaşındasın? Hani hep bana soruyorsun ya sen niye, kaç yaşındasın? Niye bunu inciyi genç bir insan kullanamaz? Şu kıyafetle mi? Hayır. Şu kıyafetle mi? Hangi utanırım kıyafetle? Ben buraya böyle çıkmaya. Kutun bu ne ya? Kutunun inci mi giyeceğim ben? Çok biliyorsun cevap sen. Cevap veremediğin için ancak taklit ediyorsun. Cevap ya Rabbim sen büyüksün, ya Rabbim sen görürsün. Tamam, sana bir şey diyemiyorum. Evet, spot ışıkları senden daha çok ilgimi çekiyor. Sen tamam. Şu, sende şu an hiç bu ışık yok evet. Çünkü. Hı-hı. Gerçekten çok çirkin tamam. Görüyorsun. Anladım, duydum. Evet. Tamam. Oh, bak cevap peki. Veremiyorsun. Azıcık oku oradan yok, da azıcık yok, bana cevap ver. Böyle tatlı olmuyorum. Sıkıldım. Evet Ece. Her dakika sataşıyorsun. Yeter hey. Sıkıldım. Hey hey hey. Ben konuşacağım. Tüm samimiyetimle söylüyorum ki babaannem senden daha renkli ve daha zevkli giyiniyor. Burada herkese konuşuyorsun. Ne oldu oraya çıkınca laf yetiştiremedin mi? Sana şans vermiştim onu geri aldım çünkü hiç hak etmiyorsun. Sen burada milletin ahlakını, edebini konuşacak en son kişisin. Tamam mı? Ben mi? İçin geçmiş senin. Enerjimi yerlere düşürüyorsun. Evet. Başka ne diyeyim ki? Tamam. Peki bence. Senin stil danışmanın anneannen galiba. Muhtemelen seni o giydiriyordur. Çünkü muhtemelen o inci anneannem vermiş ben sana altak diye. Üzülüm. Ben inciyi çok severim. Ben gelecek kombinlerimde çok de inciyi sürekli kullanacağım. Çünkü benim inci en sevdiğim takıdır. Kaç yaşındasın en sen? En sevdiğim takıdır. Aygün, ve inciyi genç bir insan da kullanabilir. Aygün kaç hayır, yaşındasın? Hayır niye incinin bir yaşı yok kaç ki? Kaç yaşındasın? Hayır incinin bir yaşı yok. Olmaz bakın bütün prenses ya. Bütün prenses hikayelerine bakın ya. Hepsinin inci vardır ya. Ve takabilirim inci vardır. Asla takmam hayır, ya. Hayır inciyi genç bir bayanla kullanabilir ve, tamam mı? Nokta. Hakikaten
Eskiden şeyler vardı, böyle bukle bukle yaparlardı saçları. Saçını da öyle yarım toplamışsın. Hakikaten yarımı nasıl yarım? Büküstün yani. Gerçekten kendi fikrim bak bu. Ben senin gibi tribünle oynamıyorum. Peki Buse. Ciddi tamam, söylüyorum. Ciddi tamam. Oyan da inciyi kullanabilir. Yalnız şunu unutmayın. İnci, böyle bir kombinle değil. Genç bir insan böyle da kullanabilir. Arkadaşım beni artık dinler misin? Tarama motoru gibisin. Bır 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 bır. Yürüyorsun sürekli. Bir dur. Evet dinliyorum. Bir bas frene. Dinliyorum. Aa. O inci tabii ki de kullanılabilir ama böyle bir kombinle değil. Eğer bu kombini 45 yaşında falan yapabilirsin o zaman şık olursun. Sen dedin ya burada ben tarz değilim, tarz olmadığımı biliyorum ama en azından şık olmaya çalışacağım. Sen tarz değilsin, tarz olmadın, tarz olmayacaksın. Bu yarışmada da yerin yok. Bu kadar. Nokta. Peki. Buna sen karar veremezsin. Ben karar veriyorum. Hadi o zaman jüri bir karar versin. Aygün'ü bekliyoruz. Tamam. Neyi beğenmediniz? Merak ediyorum. Ben yapabilir miyim? Lütfen. Ay yap. Neyi beğenmediniz merak buyurun, ediyorum. Buyurun dükkan sizin Umut Bey. Ama dur ilginç bir şey yapacağım. Beğendiğiniz bir şey yok onu biliyorum. Hani artık sadece neyi beğenmediğinizi bilmek çok istiyorum. Çok kısa olduğu için ben tamam. İstedim yapmak. Yolum yok. Tamam. Ben fevkalade bir fabrikada sekreter olarak görüyorum. Ama biraz muhafazakar bir fabrika. Onun için de tonlarda dikkat etmesi gerekiyor. Zaten daktilo başından kalkmıyor ya da steno başından kalkmıyor. Fakat çok merak ediyorum. Ruhlara da çok inanırım. Senin ruhun herhalde 1000 yaşında. Doğrudur. Yani bedenin 19-18 ama ruhun 1000 yaşında. Nasıl senin yaşında bir kız? Hakikaten merak ediyorum. Yani yakışmamış mesela ayakkabısında falan böyle şeyi çok iyi biliyor. Ton sür ton hani evet. Böyle gitmeyi evet. Biliyorsun. Ama nasıl bir kız senin yaşında gider de bu renk bir etek giyer ve seçer? Bu hakikaten bir incelenmesi gereken konu. Çok seviyorum ama ben. Yani inan yani şu anda nasıl bu rengi seçer ve giyer? Ha, çirkin mi? Hayır böyle bir kız görsen yani çok... Renkler siyah beyaz gibi uyumlu derim ama beni şaşırtan hakikaten çok şaşırtıyorsun. Yani gelsene bir dakika şuraya. Ben gelemeyeceğim. Gelmesin. Ben vallahi kaçacağım. Ne renkler var içinde? Mesela kahve ayakkabın hiç olmazsa Moğla. Lacivert olaydı. Olsa hani mıydı? Bir ayakkabı lacivert olsaydı. Hani ya da portakal rengi o bir oranj gibi bir şey var. Morlar falan var. Turkuazlar. Evet, oranj gibi. Çok özür diliyorum. Üzerindeki zaten desen, yani şal bir genç desen. Kızın giyeceği bir desen olduğunu düşünmüyorum ben ya. Yani ben hayır, bu desen biliyor musun? Bu çok, desen. Çok güzel bir desen bu hayır, arada. Hayır, bu desen çok hoş bir desendir. Şifon üzerinde de çok güzel durur ama kime güzel durur biliyor musun? 35 yaş üstü 40, yanmış sarışın. Bir İspanyol paça pantolon. Evet. Tabii, ya da yanmış sarışın böyle... Platine, röfleli bir saçlı, olgun bir bayan. Hani... Valla ben giymem. Sen giyer misin Sibel? Bir şey söyleyebilir miyim? Çok affedersiniz. Ben zaten belirttim. Bu normalde elbise benim yaşıma uygun değil. Ama desenini çok beğendiğim için ben bunu burada söyledim şimdi. Giderken hani bu renkleri sevdiğim için bunu da hani kendi yaşıma uydurmaya çalıştım. İnciyi de çok seviyorum. Siz evet kendinizden bir şey koyun dediniz. Senin elinde bu elbisenin değil. Öndeki elinde halini değil. Görseniz. Bak elinde değil. Ruhun yaşlı. Yani ben zannediyorum ki iki ruhun var. Çünkü konuşurken arkadaşlarınla da bakıyorum. Bir tanesi 19 yaşında değil. Biri böyle 50 yaşında eli maşalı bir kız. Dikkat ediyorum. Bir yaşlı bir ruh var içinde, bir de genç bir ruh var. Fakat o yaşlı ruh genci eziyor. Ben gencini istiyorum. Karmaşık genç kafası mi? Karışık hayır. Cemil Bey. Tarz değil dediniz. Coco. Ya kavga yapmaya çok iyi biliyorsun ama hala giyinmeye bilmiyorsun. Yani 20 yaşındasın. Yani abi. Dinlemiyorsun hiç. Peki Sibel'e geçelim. Yani bende sen bir kitap yazmasın ama zevksizliğin mi, hadsizliğin mi, büyümüş de küçülmüşlüğün mü kitabı olduğunu bilemiyorum. Ya naftalin kokuyorsun ya. Gerçekten. Bir şey söyleyemeyeceğim. Ruhumu yansıtmışım demek. En azından bunu öğrenmeye başlamışım. Buradan da çıkacağım diyorsun. Dik kuyruk. Ama yok o kuyruğu bir gün indirirler. Hani sen bu jüriye de hadsizlik yapıyorsun ama hani yok yani senin hayatta tarzla işin yok. Kendini nasıl bir dik kuyruklukla var edersin onu bilemeyeceğim. Tarz mı değil mi? Kesinlikle değil. Değil. Cemil Bey?
değil. Tarz değil dediniz. Peki. Başka bir şey beklemezdi zaten. Çok efendim? Güzel bir yüzün var. Gerçekten çok lokum gibisin. Belin incecik, güzel bacakların var, güzel saçların var, gözlerin çok güzel. Gerçekten güzel bir kızsın. Kendini kullan. Enstrüman senin bedenin, onu sen çalabilirsin sadece en iyi şekilde. En iyi renklerle sen dans ettirebilirsin. Aklını o karmaşalardan kurtar biraz. Bak kendine, bana ne yakışıyor de. Şöyle bir şey bizi şaşırt. Tamam, yapabilir misin? Yapamaz Ebru'cu. Yani başka bir şey beklenemezdi zaten diyerek gidiyor. Kimseye saygısı yok. Yapamaz evet, yani. Başka bir şey de beklenemezdi zaten diyerek mi? Evet, onu diyerek gitti az önce. Ben kendimden diyorum. Kendim için konuştum. O lafı kendim için söyledim. Ne demek? Çok üzülüyorum. Çünkü hakikaten güzel olmak Allah'ın bir vergisidir. Biz isteyerek olamayız güzel. Allah'ın bu kadar vergisini, tazecik bir vergiyi sen soldurmak için... Her şeyi yapıyorsun yavrum. Yani her şeyi yapıyorsun. Soldurmak için o güzel çiçeği, her şeyi yapıyorsun. Peki. Duygu Harman geliyor son olarak bugün. Girmesin bu an hiç bitmesin. Bana güzel güzel güler misin? Vay. Çoraplara bak. Çok aradın mı? Ya aslında aradım da çoraptan tam istediğimi bulamadım. Çoraptan mı başladın? Ayakkabıdan mı? Nereden başladın kıyafeti yapmaya? İlk baş kazak, sonra içini buldum. Sonra altını, sonra çorabını, sonra ayakkabısını, şapkasını, fotoğraf makinesini öyle tamamladım. Çok şekermiş. Fotoğrafçısın herhalde. Evet, fotoğrafçıyım. Bu tarz benim kızlarını çekeceğim. Fotoğraflarını. Tabii isteyenlerin, stüdyoma gelmek isteyenlerin. Peki. Ondan sonra retro butik vardı. Geçerken onu da gördüm. Fotoğraf makinesi neyim var? Gene unuttum. düşkünlüğüm var. Koleksiyonum var. Peki. Geçerken bunu da aldım. Onu da aldın. Çok evet. Güzelmiş. Peki dön bakalım. Yorum var mı? Wow, şapka da çok iyiymiş gerçekten. Bu da eski bir şapka. Eski bir şapka. Evet İdil. Öncelikle çorapları gerçekten çok güzel. Nereden aldın da soracağım hatta. Bayıldım. Ama bu yorumu yanlış anlamanı istemem. Ama anlayacaksın muhtemelen. Bence senin içinde de iki kişilik var. Sen o şeffaf gömleğin kızı mısın? Yoksa o çorapların ve ayakkabının kızı mısın? Bence önce bir ona karar ver. Çünkü çok arada görüyorum seni. Yani bir şeffaf gömlek giyiyorsun, bir feminen geliyorsun, bir kazak giyiyorsun. Yani çok uç noktaları birleştirmeye çalışıyorsun. Sen saçın uzunmuş, kestirmişsin, onun etkisiyle tarz değiştirmişsin, bir şeyler ya yapmışsın. Alakası yok. Ya gidip geliyorsun bence arada. Hayır, o çorapların kızı o şeffaf gömleği giymez. Burada herkes farklı farklı kıyafetle geliyor. Sen ilk geldiğinde abiye giydin, sonra tarzını değiştirdin, rak giyindin. Sonra bir değişik kıyafetler. Herkes farklı farklı kıyafetlerle gelebiliyor. Doğru. Ben de şu an farklı giyinmek istedim. Ama bak, yani ben bunu giydim ama bu kırmızı ruj ve kafamdakiyle gene benim. Ama sen o şeffaf gömleğin kızı mısın, o çorap, o ayakkabı, o şapkanın kızı mısın? Karar veremiyorsun. Bence. Tamam. Bence aradasın. Tamam. Ecem. Evet. Çok hoşlanıyoruz ya birbirimizden. Evet. Onun için sana yorum yapmak istiyorum. Ayakkabılarını Noel Baba'nın arkasında olan o cinlere benzettim. Teşekkür ederim. Evet, şapkanın da Peter Pan. Ya ben evet, ben söyledim. Ben de onu düşünüyordum içimden ama kendime benzetin diye. Evet. Ya sanki böyle Avrupa'da... Bak. Aa, çok evet. Tatlı. Çok severim. Böyle Avrupa'da bazı ülkelerin kostümleri olur ya kendine has. Sanki oradan çıkmış gibisin. Ama enteresan ki renkleri sana yakıştırdım. Teşekkür o kadar ederim. Bebek. Peki Nil? Ben de çok beğenmiştim. Şey yalnız İdil'in söylediği şey evet dikkatimi çekti gömlek konusunda. Hani böyle bir gömlek giyilmez bu trikonun altına. Yok şöyle, yok şöyle mesela yüksek bel olsa ve şey olsa çok güzel. Hani gömleği görmezsek ben seni çok beğendim. Hani sanki pantolon böyle yüksek bel olup
O kadar yani gibi. Ama beğendim yani. Lydia? Ben gömleği de beğendim aslında. Farklı bir şey yapmış kendince. Değişik bir şey yapmış yani. Ama ben pantolonunu hiç beğenmedim. Yani senin üzerine oturuşuyla, dizlerin buruşmasıyla, başka yerlerin buruşmasıyla ve her şey ortada oluşuyla hiç beğenmedim. Çok doğal bir şey ki şu an burada 15 kişiyiz ve ben en son sırada çıktım. Ve 15 kişiden sonra çıktığım için bu pantolonun kırışması çok doğal. Peki Duygu, seni buraya alıyoruz. Allah aşkına şu şapkayı bir çıkarsana. Evet. Ya çıkartmak isterim ama şu an saçlarım çıkar bakayım, çok kalın. Çıkar bir bakayım Allah aşkına. Ya tamam çıkar, çıkar. Çıkar bakayım, çıkar. Evet önünü de böyle ellerinle aç. Oh be. Yani. Peter Pan gitti. Hayır Peter Pan de değil o. Ver o şapkayı çünkü. Kendin de yapabilirsin. Ortasından elini böyle şey yap. Hayır ortasını böyle elinle aç. Hayır yukarı yap. Ya. Tamamen çıkar. Zaten öyle bir şey. Tamamen çıkar böyle. Hem şöyle giysen, gel. Bak gel, bir dakika gel. Gel buraya gel. Ya. Bak. Yüzün gözün açıldı ya. Şöyle giysen, hani bu style Peter bakayım. Pan veyahut da bir style. Ama evet. Öbürkü buradan böyle, hani kanı dediğim gibi. Yani bunu yakıştıramadım, ben yüzüm uzun ya. Hayır, tam tersine. Şu olduğu dakika, bak bu var ya. Böyle geldiğinde hemen o yüzüne bir yuvarlaklık hemen verdi. Bak o kadar değişti ki şu an. Sen lens mi taktın? Yok ben gözlerim bozuk benim. Ha, kendi rengi yani. Kendi rengi. Şeffaf. Alalım yerine. Şimdi oldu mu diyorsunuz şapkayı böyle takınca? Şapka yani daha benim oldu. İçin daha iyi oldu. Yok çok tamam. Güzel oldu Cemil Bey. Benim için daha iyi oldu. Ama bayıldım. Ayakkabıyı çok sevdim. Çorabı çok sevdim. Çıkarttın mı? Çıkarttım. Benim için diğer hali güzeldi bence. Ya şapkanın da diğer halini. Ben şeyi de sevdim yani pantolonu sevdim. Pantolon diyorum ayakkabıyı sevdim, çorabı sevdim. O siyah beyaz üstündeki sweater mi bilmiyorum. Yeşil dedi. O. Bu da mı? Yeşil. Ha, o. Bu triko normal, triko kazak. Ben bunun içine gömlek giydim. Ha kazak hani göbeği o. Açık sevmediğiniz için. Kazak o. O. Kazağı da sevdim. Gerisini şüphedeyim. Konuşsunlar da. Ben peki. Konuşayım. Hikayenin konseptine uygunsun. Hani fotoğrafçıyım deyince benim... Türkiye'deki böyle stil sahibi kadın fotoğrafçılar geldi aklıma. Ben Nogere de mesela kendine özgü şahane bir stili vardır. Yeni kuşaktan Dilan Bozyel çok beğenirim. Aa, evet, aynen Dilan'ın böyle iyidir. Feminenliği ve hani bu tarzı çok iyi birleştirir. Transparan evet. Gömlek deyince o geldi aklıma. Hiç yadırgamadım. Giyebilirsin. Aynı zamanda kadınsın çünkü. Feminen bir tarzı benimseyebilirsin. Böyle onları falan düşününce fotoğraf makinesiyle çıkınca beğendim ben seni. Teşekkür ederim. Peki. Coco? Ben de o şapkayı hiç sevmedim. Böyle çok daha güzelsin gerçekten. Beğendim ya ayakkabılar çok güzel, çorapların çok güzel. Beğendim yani tarzın bugün. Beğendim yani, beğendim yani. Beğendim sen. Yani, Umut sen beğendin mi yani? Yani ben de beğendim yani. Beğendim yani. Çok güzel. Evet. Şöyle bir durum var. Şöyle bir yerde hata yapıyorsun. Çok güzel olmuş Vuk. Tam bir fotoğrafçısın. Fakat abi bir an böyle şapkalar falan girmeyin böyle işlere ya. Takın bir tane kep takacaksanız. Bir bere takın, bir şey takın. Boğazım yani, kapalı olduğu için ben de dedim hani bir şapka takayım ama nasıl bir şapka takayım? Yeşil... Yani ters köşe bir şapka tak. Ters köşe, tamam. İşte ters köşe bir şey tak. Yani kostüm kostüm oluyor bu sefer böyle. Saçma yani bir şey çıkıyor. Ben çok Peter gibi yani. Ben çok affedersin. Bunda şapka takmaz. Ya da takmasın. Hayır mı? Sen şey yaptın ya, şimdi bakıyorum tipine, saçımı böyle yapardım. Hani bir yaptın ya, bir kere böyle. Evet. Hani şey yaptın ya sen bir kıza, kime? Şifon, eşarbı, ha, yaptın. Şey, Ecem'e. Böyle yeşillerle renkte böyle yapıp arkaya atar, kocaman gözlükleri takardım. Çektiğim yerde de bırakırdım. Evet, evet. Ama... peki tarz mı diyeyim efendim? Tarz. Tarzsız. Tarz. Umut. Ben pardon, David Beckham. Ya. David Beckham. Değilim. Değilim. Peki Brad Pitt. O da değilim. Hangisi? Hayır, Kit Chico. Ben evet. Beğendim. Tamam. Beğendim yani. Teşekkürler. Garip. Coco. Ben de tarzın diyorum. Sen de tarzın. Yani. Yani, ben... tarz. Yani. Yani tarz. Yani tarz. Yani tarz. Teşekkürler. Bize bir ödül yani verirsin tarzsın. Artık. Uy. Rahatladın mı? Rahatladım. Şimdi sen çok güzel taklit yapıyormuşsun ya.
Ben kendimce yıldız sibirini taklitini yapabiliyorum. Hadi yapsana. Oo. Yaparım. Bir de artık şunu söylemek istiyorum. Ya, yıldız sibiri çok 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 beğeniyorum. Hayransın. Tarzını ve o mimiklerini, o hareketlerini, o doğallığını çok çok beğeniyorum. İnternet üzerinden de farklı farklı yorumlar gördüm onun hakkında. Ya buradan seslenmek istiyorum. Kesinlikle o doğal bir kadına yani söylenecek laflar değil. Bunu da söylemek o istiyorum. O müthiş biridir ya. Kendine has, müthiştir. Her zaman doğru. Öyledir. Hepimiz Yıldız Tilbe'nin askerleriyiz. Askerleriyiz. Evet. Ben de. Ben iki ay önce konserine gittim. Vay. İşte mesela burada bir kelime. Bu tarz benim. Yıldız Tilbe bunu diyebilir. Evet. Evet. Bu tarz benim. Bir sürü kadına fark atar çünkü her şeyle tarz. O zaman karşınızda Yıldız Tilbe. Kapanlar acaba bugün kimler? Hemen görüyoruz. Evet, bugün az yıldız verebildik. Cumartesi elemesine yaklaştıkça jüri üyelerimiz daha da cimrileşti diyeceğim. Ama tabii ki hak yerinde olsun efendim. Siz çok zor veriyorsunuz bu yıldızları ve de çok haklı olarak bunu yapıyorsunuz. Bugünlük bizden bu kadar. 5 yıldızla yarına doğru gidiyoruz. Ve cumartesiye gerçekten az kaldı. Yarın görüşünceye dek. Hoşçakalın. Bu gece sabaha kadar eğlenelim. Dertlere kederle. Yandan yandan sağdan soldan hiç yorulmadan 300-500 dans edelim. Bu gece sabaha kadar eğlenelim. Dertlere kederle dur diyelim. Yandan yandan sağdan soldan hiç yorulmadan 300-500 dans edelim. Göster kendini, çatlat hadi herkesi, kaldır şimdi elleri.